Dördüncü paneli yönetmek üzere Sayın Hocam Müjde Peker'i davet ediyorum. Değerli fikirlerini dinlemek üzere Ejder Yıldırım'ı, İlker Küçükparlak'ı, Ozan Erözden'i ve Güçlü Akgüre'yi davet ediyorum. Evet, dördüncü panelimize hoş geldiniz. Panelimizin başlığı Biyoloji, Evrim ve Hukuk ve ilk olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden Sayın Doktor Ejder Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Emosyonel sistemler, sağ kalın, tam da başlığımı okumaya çalışayım. Emosyonların fizyolojik ve sosyal psikolojik iz düşümleri başlıklı bir konuşma yapacağım. Tabii burada konu iki türlü anlatılabilir. Çok ağır bir fizyoloji diliyle de konuşabiliriz. Tam tersi bir tür sosyal psikoloji diliyle de konuşabiliriz. Ben hiçbiriyle, ikisiyle de konuşmadan hibrit bir şey yapmaya çalışacağım. Beni izleyen büyük ihtimalle bizim gruptan biri ya çok az anlattın diyecek bazı şeyleri. Siz de büyük ihtimalle burası daha uzun anlatılabilirdi diyebilirsiniz. Çok önemli mi? 25 dakikada belki bu kadar anlatabiliriz ama ben bunu bundan sonra bazı sosyal fenomenleri farklı bakışlardan değerlendirebilme yolculuğu açısından bir başlangıç olarak görüyorum. Ve o nedenle de yani bunu bir İlk konuşma olarak düşünelim. Bundan sonra belki kurumlar arası da işbirliğiyle konuları farklı tartışabiliriz. Şimdi yaklaşık 20-25 dakikalık bir süre hakkım varmış. Süre bizim için çok kritik bir şey tabii psikiyatriden gelince. Bazen hep dinliyoruz, hiç konuşma durumumuz olmuyor seanslarda. Bazen tam tersi hep biz konuşuyoruz. Bizim için de en kritik şeylerden biri süre. Süre bittiği anda da bazen tüm kapılar, tüm konuşmalar, tüm diller kapanıyor. Umarım yetiştirebilirim, umarım süreden önce de bitirmem. Şimdi şöyle düşünelim, 1941 yılında Almanya'dasınız ve Almanya'da bir daktilo başında yazı yazıyorsunuz. Bu bir reklamdan alınma, yani bu kadın oradan değil. Ama nerede olsun burası, bu bir SS karargahında olsun. Yıl 1941 gerçi o resmin ama. SS ana karargahında size bir yazı verilmiş ve onu yazdığınızı düşünelim. Ve bu da Karl Jäger tarafından, Albay Karl Jäger tarafından gönderilen bir rapor olsun. Siz bu raporu tekrardan temize çekeceksiniz ve Himmler'e sunacaksınız. Bir sürü rakam var orada. Şimdi buradaki kişinin yazarken temel kaygıları, zihninden geçenleri ne oldu? Bence önemli bir sorudur. Hepimiz için önemli sorudur. Tahmin edebiliriz. Hata yapmaması lazım. Bir an evvel yetiştirmesi lazım. O gün tamamlaması gereken belki bir metin. Ama bir de metnin içindekiler var. Nedir metnin içindekiler? Albay Jäger. Ünlü bir albay bu. Nedeni bu Barbaros Harekatı sırasında, yani ilk Sovyet bölgelerinin işgali sırasında görevlendirilen SS Birliği, Einsatz Gruppen A'nın bir albayı. Özelliği ise kendi komutanı Franz Walter'a yazmış olduğu rapor. Bu rapor 2 Temmuz ile 1 Aralık 1941 tarihleri arasında kendi birimince öldürülen insanların tasnifiyle ilgili. 137.346, çoğu Yahudi olmak üzere sivil. Rapor o kadar detaylı ki bunların kaç tanesinin erkek, kaç tanesinin çocuk, kaç tanesinin kadın, yaşlı, ruhsal engelli, komünist ya da başka türlü olup olmadığına kadar tasnif ediliyor. Jäger daha sonra bunu yeniliyor, rakamlar tekrar değiştiriyor ve Barbaros Harekatı'nın ilk yılı dolmadan yaklaşık 249.420 Yahudi sivil kayıtlara girecek şekilde öldürülüyor. Yani biz eğer bu kadın olursak ve bu kadının zihniyle o an o daktilo tuşlarına dokunduğumuzda acaba zihinde tuşun her bir vurmuş olduğu sayı sırasında ya da rakam sırasında zihnimizden ne geçiyordu? Belki tahmini zor ya da kolay diyebilirsiniz ama nörofizyolojik olarak baktığımızda bu sürece hiç de tahmin etmediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Örnek verelim, bir grup kini anlamında. Bu Türkiye'de yazılmış bir metin. Örneğin bir kişinin kaybettiği ve üzüldüğü bir insanla ilgili baş etme yöntemlerinden biri, genç, yaşlı, hamile, çocuk demeden insanların öldürülmesi şeklindeki başka bir
katliama, başka bir acıya sebebiyet verecek kadar bir adalet anlayışı içinde de olabilir. Benzer durum, biz belki de o kadına bakıldığında keşke bu sayılar daha fazla olsaydı diyen ya da bir an evvel çocuklarıma kavuşayım da şu iş bitsin diyen bir iki zihinde olabilir. Bunları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz son derece karmaşık bir sistem ama aynı zamanda son derece de basit işleyen bir sistem. En önemli özelliğine hiç de tahmin ettiğimiz kadar rasyonel işlemiyor. Şimdi ben evrimden bahsedince bir hani gaz bulutu toz bulutuna kadar gidelim. Çok gerilerden başlayalım istedim. Neden dolayı? Doktor İlker Bey primat evriminden bahsedecek zaten. Biz onunla uzun yıllar birlikte çalıştık. Ben de biraz daha başka, daha basit bir evrimsel ilkelerden bahsetmek istedim sizden. Şimdi eğer ki insan beyninin en ilk kısımlarına doğru gidersek ama bir merkez sinir sisteminin yani organize bir yapının ilk kısımlarına doğru gidersek ve soru şöyle sorulursa ya bu sistem hangi ilkeyle çalışır diye sorulursa iki yaklaşım söyleyebiliriz. Yani daha doğrusu iki ana mekanizma söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi herhangi bir duruma yönelik yaklaşma çabası, bir diğeri de bundan uzaklaşma kararı. Yani tüm sistem aslında bu iki kararı vermek ve bu iki karar üzerinden öğrenmek üzere hareket eder. Yaklaşmayı sağlayan, ilk yaklaşıldığı andan itibaren yaşanılan bir haz ya da mutluluk. Uzaklaşma ise bu yakınlaşma sırasında elde edilenlerden ya da daha önceki deneyimlerden yola çıkarak ortaya çıkan korku, kaygı ya da tiksintidir. Yani bir tür haz, mutluluk ve anksiyete, kaygı, korku arasına giden bir sistem gibi düşün. Aslında bu kadar basit işleyebilir bazen. Bunu da ventral ve dorsal sistemler diye deriz. Biz ilk hazı elde ettiğimizde eğer bu güzel bir şey ise ki ventral sistemimiz bunu tanımlar. Sonra dorsal sistemimiz bunu öğrenmeye ve alışkanlık haline getirmeye çalışır. Arada sigarayı içmeye gidenler varsa ilk sigara içişlerindeki o ventral sistemin doyumuyla birlikte artık dorsal sistemlerin bir alışkanlığı haline gelmiş. Ve bütün bunlar bir devre halindedir. Yani aynı okumayı öğrendiğimiz, yemek yemeyi öğrendiğimiz, bir enstrüman çalarken öğrendiğimiz kusursuzlukla da kendiliğinden ve hızlı şekilde ortaya çıkar ki ödül de bir devre şeklinde çalışır. Peki bu devreyi daha erken, daha ilk yerlerine bu yaklaşma ve uzaklaşmayı görebilir miyiz? Dediğim gibi ben çok ilklere doğru gideceğim, zebra balığına doğru gideceğim. Bir özelliği var zebra balığının. İlk klonlanan canlı, biz hani Dolly'yi biliriz ama hani Dolly'den çok daha önce klonlanan önemli bir nörobilim dünyasındaki bir canlı. Bu tabii ki çalışma onun görme fizyolojisiyle yapılan bir çalışmaydı. Görme fizyolojisi de aslında önemli bir şey, nörobilim açısından da önemli. Elkindiğinden İbni Haytam'a kadar daha çok aslında doğunun ilk nüvelerini attığı bir durum ki İbni Sina'nın, İbni Haytam'ın özellikle önemli Kitabel Manaz çok önemli bir yazı. Ama evrimsel anlamda da önemli. Çünkü belki de hücrenin ilk tespit ettiği şeylerden biri ışık ve buna yönelik verilecek tepkiler. Bizler açısından, fizyoloji açısından neden önemli? Özellikle David Hubble ve Wiesel'ın ortak çabasıyla Nobel ödülleri aldıkları ilk haritalamayı bize öğretmesi açısından. İşte bunlar magnoselüler tabakalar, parvoselüler tabakalar gibi ilk olarak bize bir merkez sinir sisteminde paralel işleyen devrelerle ilgili önemli verileri vermesi açısından. Şimdi konumuza gelelim, zebra balığına gelelim. Burada neden önemli bu? Şimdi iki tane uyaran var. Biri küçük, biri büyük. Eğer ki görme ile ilgili görme alanına siz küçük bir nesne verdiğiniz zaman balık hemen buraya doğru hareket ediyor milisaniyeler içerisinde. Çünkü bunun bir av olduğunu düşünüyor. Bununla beslenebileceğini düşünüyor. Ama eğer büyük bir gölge gösterirseniz bundan hemen uzaklaşıyor. Çünkü burada neyi biliyor? Bu büyük ihtimalle bir avcıdır. Hani dedik ya uzaklaşmak ve yakınlaşmak sonucu elde edilen bir sistem. Son derece ilkel, son derece eski. Ki bu sistem oldukça iyi araştırılmış bir sistem. ve bunların bağlantıları da yani optik tektumdaki bağlantıları da iyi biliniyor. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Yani bu balık açısından eğer büyük bir nesneyle karşılaştığında kendisi henüz bu kararı vermeden diyeceği zaman ne kadar bir kortikal karar verme şansı var balığın tartışılır. Yapacağı ilk şey son derece hızlı bir şekilde kaçmaktır. Ve küçük bir nesneyle de karşılaştığında
buna hızla yönelmektir. Peki acaba soru, biz yaşamımızda karar verirken bu kadar basit ve hızlı kararlar veriyor muyuz? Bunlar bizim zihnimizde belli yerlerde gizli mi? Şunu biliyoruz ki insan pulvinar nükleusu da var. O da benzer şekilde görsel aktivitenin işin içinde ve bu nükleusun özellikle çalışma prensibi çoğu zaman kortikal bir takım bağlantılardan ziyade subkortikal giden ve amigdala ile ilişkili bir bağlantı nedir? Birazdan açıklamaya çalışalım. Korku, kaygı ya da travma sırasında bildiğimiz yolak. Yani şöyle, örneğin herhangi bir dışarıdan gelen uyaran ki hepsi talamusa gelir, tehlikeli bir uyaransa hızlıca aşağı yoldan dolayı amigdalaya gider ve biz burada tepki veririz. Oysa kortikal yol daha yavaştır, o ise yorumlayan durumdadır. Örneğin biz böyle bir nesneyle, kükremeyle karşılaştığımızda ilk yaptığımız şeyin irkilmek olması gibi ya da şurada kapı aniden çarptığında hepinizin irkilmesi ama biri ya bomba değil dediğinde tamam diyerek rahatlamamız şeklinde. İşte ilk o tepkiyi sağlayan durum aslında gene amigdal eğer görsel bir uyaransa da pulvinar nükleus aracılığı oluyor. Yani ta zebra balığında var olan bir sisteme son derece benzer. Peki evrim nasıl gidiyor? Aslında evrim çoğunlukla paralel sistemler şeklinde gidiyor. Yani ister zebra balığında bakalım, ister bir amfibiyanda, kurbağada bakalım, ister daha atalarımız olan kemirgenlerde bakalım, ister insanda bakalım. Bu çekirdekler isim değiştirmekle ya da daha farklı bağlantılar oluşturmakla birlikte aynı şekilde evrimleşiyorlar. Şimdi benim sorum tabii ki bunun sosyal psikolojik izdüşümleri. Yani yaşamımızda çok önemli dediğimiz kararlarda acaba bu büyük ve küçük ikilemi üzerinden nasıl hareket ettiğimize yönelik. Şimdi gene evrimle ilgili bildiğimiz bir şey. Bugün de bir bilgi işleme dizgesi sonucu ortaya çıkan bir davranış varsa, yani bu davranış hemen hemen çoğumuzda ortaksa, bilelim ki geçmişte bir problemi çözmektedir. Geçmişte bir problemi çözmese de hala bugüne kalacak kadar bir ömrü vardır bu davranış dizgesinin. Örnekten devam edelim. Örnek yani yaşanan hazın özel bir belleği olur. Yani biz bir hazla karşılaştığımızda onu belleğimize alırız. Kokain'e devam edelim. Kokain çok güçlü bir uyaran. Kokain'i ilk aldığınız andan itibaren o kadar yoğun bir dopamin salgısına neden olur ki, o kadar güçlü bir bellektir ki tek doz kullanımından sonra bile sistem bunu amigdala'da kaydedebilir ve bağımlı olabilirsiniz. Hani böyle de bir sosyal mesaj vermiş olalım burada. Neden böyle olur? Çünkü sonuçta sistem ister izlesin, ister araştırsın, ister talep etsin, hazla ilgili bir bellek oluşturur. Ve bu belleği nerede yapar? Elbette ki amigdalasında yapar. Peki bu belleğin başka formları yok mu? Bir de korkudan bahsettik. Biraz da böyle bir korku öyküsüne gidelim. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan olsun bu da. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli savaşlardan bir tanesi, çok özür dilerim. Evet. Attu Adası Savaşı. Attu ve Kiska iki ada ve Amerika'ya çok yakın adalar. Amerikan müttefik orduları, daha doğrusu Pasifik orduları bu adayı almak üzere harekete geçtiklerinde Attu Adası'na, adada tam 29.500 asker var, Japon askeri. Çok kanlı bir savaş oluyor. O kadar kanlı savaş oluyor ki bu savaş sırasında müttefikler 500'ü ölüm, 1000 küsürü yaralı, toplam 5000'e yakın zayiat veriyorlar savaştan düşme. Japon askerlerinin ise 30'u hariç hepsi ölüyor bu savaşta. Attu Adası Amerikan ordusu açısından son derece kanlı geçen bir savaş. Bunun üzerine Kiska Adası'na gelindiğinde, hemen komşu ada, Amerikan ordusu bu sefer çok daha büyük bir orduyla, donanma ve hava kuvvetleriyle saldırma kararı veriyor. 34.500 askerle yapılıyor bu saldırı. Ama şöyle bir şey oluyor. Adaya gelmeden önce Japon 5. Donanması bir sisli günde adaya yaklaşıyor ve adada bulunan tüm Japon askerlerini tahliye ediyor. Birkaç köpek, birkaç yaşlı asker dışında herkes çıkıyor. Peki sonuç ne? Sonuç 122 kayıpla sonuçlanan Kiska zaferi. Yani o daha önceki anılardan kalan ya da bir başkasının yaşadığı savaştan kalan korku 122
dost askeri, yani kendi ordusuna mensup askerin ölümüne neden oluyor. Endişe o kadar güçlü ki belki de her karaltı düşman sayılarak öldürülüyor. Yani bir travmatik zihin sadece amigdaladaki kayıt gibi değil, bazen yani kokain kaydı gibi değil, bir korku kaydı olarak da olabiliyor. Yani yine zebra balığına dönecek olursak, bir faydalı bir de zararlı olan iki durum bazen çok daha rasyonel olunması gereken bir durumda insanların ölümüne yol açabiliyor. Peki bu sistemler nasıl çalışıyor? Bu sistemler biraz da birlikte çalışıyorlar. Yani şöyle düşünün, korkuyu ödülü arzuladığımız kadar korkunun anımsanması da aslında birbiriyle biraz yakın çalışan durumlar. Bunların hepsi ödül sistemiyle çalışıyor. Buraları hızlı geçeceğim. Bunların bir korku yolağımız var geçmişteki korkularla ilgili. Ama biliyor musunuz, korku da aynı zamanda hazla çok ilişkili çalışan bir şey. Travmayla çalışan ya da fobiyle çalışan psikolog ya da psikiyatrların çok zorlandığı alanlardan biri kaçınmalardır. Bazen o asansöre binmek istemeyen birinin asansöre binmediğinde yaşadığı mutluluk var ya, yani çok büyük bir mutluluktur. Ya da işte kapalı bir ortamda oturamayan bir kişi size der, kapıyı açayım mı görüşme sırasında? Tabii ki ilk başta evet demeniz lazım, ortamın ilk kontrolünün onda olduğu anlamında. O kapı açıldığı anda yüzündeki mutluluk, belki de hani çok önemli bir hazda elde edilecek kadar mutluluk olabilir. Yani sistem aslında hazımız ve aynı zamanda korkumuz birbiriyle de ilişkili olarak çalışıyor. Peki nasıl çalışıyor bu? İşte buradaki kritik şeylerden biri güçlendiren sistemler kuramıyla çalışıyor. Yani siz ilk bir şeyle, tehlikeli bir şeyle karşılaştığında sisteminiz mümkünse bunu unutmamanızı sağlıyor. Bunu yok saymıyor. Ağrıyla da ilgili böyledir, bilir misiniz? Yani biz bir yerimiz ağrıdığında sistem ağrınızı azaltmak üzere çalışmaz. Ağrıyı güçlendirmek üzere çalışır. Buna diabolik öğrenme denir. O zaman korkular, kaygılar öğrenilmek ve aynı zamanda güçlendirilmek üzere var. Peki biraz emosyonel öğrenmeden bahsedelim. Bundan konuşmuştuk. Bu sistem nasıl çalışıyor biraz daha açıklamak anlamında. Örneğin bu bana ait değil bu slide, onu baştan söyleyeyim. Ama Ledoux'un ilk ne diyelim aşağı yol tanımıyla birlikte anlatılan. Örneğin herhangi bir yerde çok büyük bir gürültü duyduğumuzda işte bir büyük bir şey ses duyduğunda buradaki herkes irkilir. Eğer bu irkilmede biri derse ki ya kapı çarptı, rüzgarda andı, sonra rahatlarız. Ama eğer bu bir bombaysa, örneğin burada bir bomba patladığını varsayalım. Sonuç olarak artık sizin için o irkilme sesi farklı bir kayda gider. Burada amigdala da kaydedilir. Asılı bir durum gibi. Her şey kaydedilir. Normalde biz böyle bir kayıt yapmıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Herkes, ben de susayım tabii, herkes susuyor da özür dilerim. Bir ses duyuyoruz değil mi? Var. Normalde bunu ihmal ediyoruz. Çünkü bizim için önemli değil. Ama travmatik bir anı da bu ses de kaydedilir. Ve siz örneğin bu sesin olduğu herhangi bir yere gittiğiniz anda içinizde tuhaf bir durum olur. Terlersiniz, huzursuz olursunuz, nedenini bilmezsiniz bazen. Ya da işte renkler böyle bir yere gittiğinizde ya da böyle bir koltuğa oturduğunuzda, örneğin başka bir sinema salonunda sizin için huzur olur. Neden? Çünkü amigdala kaydetmiştir bunu. Ve bu kayıt başka bir yerle karşılaştığınızda, ki bu da bana ait bir şey değil. Örneğin bir köpek gördüğünüzde normalde sizin, şöyle yapalım, sevinmeniz lazım. Güzel bir yavru köpek değil mi? İşte ne oldu? Korteksinize gitti. Amigdalanıza da bak hoş bir köpek dedi. Sonra siz onu sevmeniz lazım. Ama eğer geçmişte aynı bombadaki gibi amigdalada bir anınız varsa siz bu küçük köpeği gördüğünüzde huzursuz olursunuz ve sonuçta ne olur? Sizin bütün bedeniniz uyarılmaya başlar. Yani bu işte emosyonlar dediğimiz kısım burada devreye girmeye başlar. Ne kadar sürem kaldı? Peki. Yani bir çeşit emosyon kuramları var. Bu emosyon kuramları ister James Lange, ister Cannon-Bard kuramı olsun, ister bunların kompleks kuramları olsun ki bence en önemlilerinden biri Damasio'nun somatik işaretlemeleri olsun ama şu şekilde çalışır. Emosyon dediğimiz şey bir olay durum bağlamında hangi alt programın çalışıp hangisinin çalışmayacağına karar verilmesidir. Örneğin bir avcı tarafından sıkıştırıldığımızda ne yaparız? İştahımız kaçar, cinsel isteğimiz azalır ve uykumuz kaçar gibi. Bunlar alt programlardır, bunları açıp kapar. Neden? Çünkü sağ kalım için buna ihtiyaç vardır.
Ama biz duygu nedir ya da emosyon nedir diye tanımladığımızda bizim hissettiklerimiz de bunlardır. Oysa bunları bilelim ki hissettiklerimizdir. Oysa sistem o kadar hızlı çalışır ki biz hissetmeden önce devreye girer. Ve o kadar güçlüdür ki sadece bir hissetme değil, bütün bu sistemi kontrol etmeye başlar. Farkı fark etmesi de son derece hızlıdır. Bazen farklı bir uyaranın olup olmadığı 50 ya da 300 milisaniye içerisinde öğrenilir. Bütün sistemi ortaya harekete geçirir. Bunlar korku sırasında ortaya çıkanlar ama bizim için önemli olan iki şey olur. En iyi yanıt verecek şekilde beden değişir ama bazen de şöyle olur. Değiştirilmez ve normal koşullarda bile itibar edilmeyen kararların alınmasına neden olur. İşte neler olur bunlar? Şimdi hızlıca bir kardeş probleminden bahsedeceğim. İnsan yavrusu 9 aylık dünyaya geliyor. İmmatürdür. Kardeşi dediğimiz şempanze ile kıyasladığımızda 13 ay erken doğuyoruz biz. Niye böyleyiz? Çünkü baş gelişimimiz devasa, ayağa kalktık, pelvik hacmimiz kısaldı ve beyin hacmimizde de artış var. Doğaldır ki bunun en mantıklı yolu daha erken doğumu gerektiriyor. Sonuç olarak insan nasıl bir canlı? İmmatür yani olgunlaşmamış bir canlıyı büyütmek üzeredir. Kaygılı olmak zorunda, aşırı dikkatli olmak zorunda, aşırı uyarılmış olmak zorunda ama en önemlisi sosyal iletişiminin çok iyi olması lazım. Hiçbir insan yavrusu sadece anne tarafından büyütülmez. En az iki kişi gerekir. Buradan şunu söyleyelim, insan mutlaka bir grup içerisinde yaşamak zorundadır. O yüzden de yalnızlığa karşı gelişmiş bazı stratejileri vardır. Bunların bir kısmı emosyoneldir, bir kısmı sosyal bilişseldir. Örneğin çoğumuz küsüyoruz, yalnız kalamıyoruz, kederlendiğimiz zaman huzursuz oluyoruz. Bütün amacımız grupta kalmak ve grubun normlarında kalmak ve asla öteki olmamak üzere. Örnek verelim, burada ağlayan biri olsa ve ben konuşurken tümünüzün dikkati oraya kayıyor. Neden? Çünkü biz bundan huzursuz oluyoruz. Grubumuzda kimse ağlamamalı. Bütün bunlar evrimsel olarak bizim o olumsuzluğa karşı oluşturmuş olduğumuz bir takım baş etme mekanizmaları. Yani eğer ki ortamda keder ve hüzün varsa mutlaka merhamet dayanışma oluyor. Dil becerilerimiz imayı geliştiriyor. Minik bir sözcükten hemen anlıyoruz ne olduğunu. Şimdi örneğin Lübnan'ı düşünelim. Lübnan kimliği belirsiz bir araçtan açılan ateş sonucu 13 Nisan 1975 yılında ki Doğu Beyrut bölgesinde Hristiyan 4 kişinin yani falangist 4 kişinin öldürülmesi sonucunda ve aynı gün 27 Filistinli mültecinin de falangistlerle öldürülmesi sonucunda bir savaş başladı. Bu savaş o kadar hızlı gitti ki henüz birkaç gün olmadan 120 kişi ölmüştü artık. Ve sonra bizim çocukluğumuzun en önemli savaşı başladı. 30 yıl süren bir iç savaş. Birçok kez barış girişimine rağmen ortadan kaldırılamayan bir savaş gibi. Gene kendi ülkemizde gruplar hızlıca çatışabiliyorlardı. Elazığ'da, Çorum'da, Maraş'ta ya da başka yerde. Örneğin bu 1941'de Litvanya'da kendi komşularını öldüren Litvanyalılar, Yahudi komşularını. Ya da bizim ülkemizde yaşamış olduğumuz acılar. Gruplar birbirlerini hızla yok edebiliyorlar. Yani bir grup varsa ilginç bir şekilde hızlıca ötekisine yönelik kin oluşturabiliyor. Ve öteki grup tarafından yaralananlar da hızlıca ihanete uğramışlık duygusu yaşıyorlar ve insan bildiğinden, yakın bildiğinden ya da birlikte düş kurabilme düşü kurduğun birinden bunu yaşadığınız zaman da sizin açınızdan unutulmayan bir şey oluyor. Peki şimdi nöro evrimsel olarak bakalım buna. Bu duygulara bakalım. Bu duyguların kaç tanesi keyifle ilgili? Bir tanesi. Geri kalanları neyle ilgili? Aslında travmayla. Üzüntü, öfke, korku, tiksinme, şaşkınlık. O zaman bizim evrimsel sistemimiz aslında bir grup içerisinde yaşarken aynı zamanda başka gruplardan ve başkalarından sıkıntı yaşayacağımızda bunu hissetmek üzere kurulu. Bunlar sürekli sınanmış ve aynı zamanda kalmış bir durum. Bir işkence sırasında ya da başka bir şekilde karşılaştığımızda bizi yok edebilecek bu düşmana karşı hızlıca ortaya çıkanlar oluyor. Grubu biliyoruz ne olduğunu. 70 milyon yıldır grup içerisinde yaşıyoruz. Grup seçilimi bizim için çok önemli. Burayı geçelim, çok özür dilerim, biraz hızlı, yavaş gitmişiz. Yani buradan şundan bahsediyorum. Sosyal psikoloji önemli. Biz psikiyatrlar sosyal psikoloji bilmediğimiz için söylüyorum. Yani çok bilmiyoruz ama çok sosyal psikoloji konusunda çok iddialıyız. Yani
Örneğin Festinger aslında 5. ya da 6. kişi psikolojide en çok referans alan ama bir psikiyatri kitabında bile adı yoktur değil mi hocam? Bulamayız. Yani bizler niye biliyoruz? Bizler evrimle ilgilendiğimiz için sosyal psikolojiyle mecburen ilgilenmek zorunda kaldığımız için. Buradan şuna gelmeye çalışacağım. Yas tutma ve destek sistemlerini düşünelim. Bize sorarlardı ki niye ben uykum bozuluyor? Bir dakikada açtık. Niye uykum bozuluyor travmada? Şimdi şöyle düşün, bakın evrimsel olarak grup içinde yaşadığımızı anlamak için. Bir travma yaşadığında %25 ila 30'da uyku bozukluğu oluyor. Yani PTSD ortaya çıkıyor. Kabus görüyor bu kişiler. Ama neden %75'te olmuyor? Ve bu kişiler bir aydan sonra bu belirtileri çıkıyorlar. Eğer olaya grup mantığıyla bakarsanız çözersiniz. Çünkü bu %25, geri kalan %75'e ne yapar? Travma hala var, dikkatli ol der. %75 uyurken %25 ne yapar? Uykusuz kalır ve tetikte durur. Tek başına baktığınızda çok anlamsız geliyor. Neden %75 yaralanmıyor? %25 yaralanıyor. Ama bunu bir grup içerisinde düşündüğünüzde son derece anlamlı gelir. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Ben de size şu soruyu sorarım. Ne yaparsak yapalım toplumdaki erkek ve kadın oranı aynı kalıyor. Bu ilginç değil mi? Oysa bir çocuğun bir ailede erkek ya da kız olma son derece istatistiksel olarak birbirinden bağımsız bir değişkendir. Ama çağlar boyunca bakarsanız kız ve erkek oranı değişmez. Atlara bakarsanız değişmez. Doğadaki kuşlara bakarsanız değişmez. Bu ilginçtir. O zaman bir bütün grup içerisindeki bu dağılımların emosyonların yaşanmasında da farklı olduğunu bilelim. Yani öfke, intikam, suçluluk açısından bir grubun içine kabul ya da grup tarafından dışlanma bazen bir insanın kendi kardeşini dahi öldürmesi kararını verecek kadar irrasyonel de olabilir. Hazla başlamıştım, hazla bitireyim ben. Eğer bir acı aynı zamanda haz olabilir mi? Kerbela'yı düşünün. Kerbela hareketi sırasında, yani Kerbela olduğunda, bu büyük acı olduğunda, Tevabun hareketi diye bir şey olur. Tevabun hareketi Surat oğlu Süleyman tarafından ortaya çıkarılır. Surat oğlu Süleyman 16 bin tane mektup yazar herkese. Bunu böyle yapmamalıydı, küfelidir. Nasıl ihanet ederiz diye. Bunun üzerine 8 bin kişi yanıt verir. Evet, biz senin arkandayız. Surat oğlu Süleyman Hicri 65'te Nuha ile buluşması yapar. O evet diyenlerin çoğu gelmemiştir. Ve buna rağmen bu kişiler Şam'a doğru hareket eder. Herkes ölüme gidiyorsunuz derler ama o der ki hayır, biz öleceğiz. Ve Surat oğlu Süleyman'ın bu hareketi, yani Tevabun hareketinin tüm üyeleri Şam'daki savaşta ölürler. Ölmeden önce ona sorduklarında ölünce özgürleşeceğiz derler. Yani bazen insanların travmaları ve insanların acıları onlar açısından kaotik olabilir. Bazen bu acılar da maalesef Orta Doğu coğrafyası için bir takım başka emellerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Yıldırım'a bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Bir sosyal psikolog olarak oldukça keyifliydi benim için hocam. Soruları panelimizin sonunda alacağız. Şimdi bir sonraki konuşmacımız Sayın İlker Küçükparlak'la devam edeceğiz. Konuşmasının başlığı Adalet Duygusunun Evrimi. Buyurun Sayın Hocam. Anladığım kadarıyla adalet gibi bir durumdan bahsetmek zorundayım. Çünkü evet, hukukçu değilim ve o kadar bilemiyor olacağım ama Aristoteles'ten gelen hani adaletin bileşenleri ya da adalet duygusunun bileşenlerine dair şöyle bir tanımımız var sanırım. Türkçelerinden de tam emin olamadığım için İngilizcelerini de ekledim. Başka türlü çevriliyorsa onları da duymak isterim. Bir dağıtımsal olan durumlara ilişkin adalet duygusu var. Evet, işte üç tane sana, üç tane bana, bir sana, bir bana durumunda olduğu gibi kaynaklar nasıl paylaşılacakla ilgili temel olarak. Denkleştirici adaletle de şu tanımlanıyor. Doğru mu gidiyorum Ozan Hocam? Tamam. Şu tanımlanıyor. Ha? Dağıtıcı, tamam. Dağıtıcı diye düzeltelim onu. Denkleştiriciyle de şu tanımlanıyor. Diyelim ben bir söz verdim, evet buraya geleceğim dedim mesela ve gelmedim. Ve bu bir aksamaya neden oldu. O zaman benim işte yükümlülüklerim, görevlerim, verdiğim sözler, aldığım görevlerle ilgili de bir sorumluluğum olması lazım. Ve buna dair de bir adaletin tesis edilmesi lazım. Bir de düzeltici kısım var. Bu da düzeltici dedim buna ama
Aslında benim anladığım şu, diyelim bir cinayet işlendi ve bunu düzeltmenin yolu yok. Yani o insanı hayata döndüremeyeceğiz. Ama bir şekilde yine de artık o işlevin geri gelmesi amacıyla değilse de, o kaybın geri gelmesi amacıyla değilse de, adaletin bir şekilde, artık adalet için adalete geldiği bir yer olduğunu anlıyorum. Şimdi bir evrimden bahsederken bizim böyle sevdiğimiz bir şey vardır. Ontojeni filojeni tekrar eder diye Ernst Haeckel'ın bir meşhur, çok alıntılanan bir sözü var. Bu bir kural değil. Ha, şu demek, bir bireyin, bir insanın bebeklikten hatta fetüsten itibaren gelişimi, embriyolojiyi de dahil etmek üzere, insan türünün genel olarak evrimsel sürecini taklit eder, tekrar eder. Evet, suda başlar, evet, amniyotik bir sıvıdadır. İşte solungaç benzeri yarıklar vardır embriyoda. Daha sonra hayat, gördüğünüz gibi aslında Türkçe'de emekleme amengizidir. İşte crawling diyorlar, bayağı böyle emekleyerek, dört ayak üstünde. Ve belki Ejder Hocam bahsederdi ondan. Tam da aslında sürüngenlerin kullandığı, bazal ganglionların birebir diyebileceğimiz aynıları kullanılarak ilk lokomosyon, hareket kazanılır. Ve sonrasında da bu süreç benzer şekilde devam eder ve bu devam eden bu süreç insanın evriminin ne de bir benzeşen tarafları vardır. Adalet duygusu dolayısıyla evrimsel olarak nasıl gelişiyor ya bir bebekte nasıl yerleşiyor sorusu belki bir perspektif kazandırmaya yardımcı olabilir. Yani temel olarak üç kaynağımız var. Bir tanesi emosyonel. Orada aslında Ejder Hocam'ın bahsettiği bu alt yolaklardan bahsediyoruz. Bir şeyi görüyoruz ve bu kabul edilemez diyoruz. Olmaz, olur mu canım öyle şey? Pek üzerine düşünerek gerçekleştirdiğimiz bir edim ya da karar değil. Sosyal öğrenme tabii ki önemli bir kaynak. Sosyal öğrenmede diğerlerine bakıp evet bu duruma dair normlar bunlar ve dolayısıyla bu hatalı, uygunsuz, suç barındıran bir durum diye bir tanıyor olmak, içtihattan belki yararlanıyor olmak diyebiliriz bu anlamda. Bir de ahlaki akıl yürütme var. Reasoning, moral reasoning dediğimiz şey. O biraz daha karmaşık ve baştan durumun bileşenlerini üst üste koymayı ve o bileşenlerin içerisinden bir sonuca varmayı gerektiriyor gibi. Burada bu ontojeni, filojeni meselesinde aslında pek çok şey var. Bebekte bir bebek nasıl ahlak duygusu edinilene dair. Ama Kohlberg'in işte benim sevdiğim bir şey var, tanımlaması var. Aslında çok da farklı olmadığını düşünüyorum birbirinden. Piaget'in de çok farklı bir şey söylemediğini, farklı isimlerle benzer fenomenleri tanımladığını düşünüyorum bir taraftan ama bunu aldım. Gelenek öncesi dönemde ne doğru ne yanlış diye sorduğunuzda bebek ya da işte yeni yeni yürüyen çocuk şunu der, bana iyi geliyorsa doğrudur, kötü geliyorsa yanlıştır. Bir ahlaki yargılaması hemen hemen bundan ibarettir. Geleneksel dönemde evet işte bir takım o zaman sosyal öğrenmeyle tam da edinilen o kavramlar devreye girer. Bu yanlıştır çünkü kanunsuzdur gibi. Bu yanlıştır çünkü mesela bizim geleneklerimize aykırıdır gibi bir takım açıklamalar duyarsınız doğru ve yanlış arasında. Ve gelenek ötesi dönemde artık bu geleneksel olarak edinilen kodları da aşan, bütünüyle ahlaki akıl yürütme üzerinden edinilen bir takım yeni yerler vardır. Ve bu yer diyorum çünkü bu yöntemle bir yerlere varılır. Örneğin işte Kohlberg'in de sevdiği bir örnek, hırsızlık kötü müdür? Kötüdür çünkü hapse atılabilirsin ve orada çok canın sıkılır. Mesela gelenek öncesi bir dönem. Kötüdür çünkü çalmamamız gerekir. İşte biz böyle öğrendik, aile değerlerimiz, kültürümüz ya da kanunlara aykırı geleneksel dönemin ifadeleri. Çalmamak gerekir çünkü işte o insan onu edinmek için şunları yapmıştır ve ben onu ondan çalarsam böyle bir durum yaşayacaktır. Ya da
çalmamak gerekir diyoruz ama diyelim ki çok başka birinin hayatı tehlike altındaysa ve o şeyi edinmenin, diyelim ki o ilacı edinmenin, acil biçimde edinmenin başka bir yolu yoksa o zaman da aslında burada bir istisna yapılabilir. Bu duruma özel olarak o ilaç o eczaneden çalınabilir. Çünkü insan hayatı diyelim ki kanunların ötesinde daha önemli bir şeydir. İşte gelenek ötesine geçen bir ahlaki yargılama oluyor. Şimdi bu dağıtıcı adalet kısmına tekrar gelecek olursak, ben dağıtımsal olarak başladım, öyle gideyim bari kafa karışmasın, dağıtımsal kısmı. Bunların insan dışı primatlarda nerelere karşılık geliyor olabileceğine ilişkin aslında elimizde fena bir data yok. Çok bilinen bu Capuchin deneyleri var, biliyor musunuz? Görmüş müydünüz bunları? Çok eğlenceli videoları vardır. Brosnan'ın çalıştığı, Deval'le birlikte çalışmalar. Şöyle ki, aslında önce şey yapalım isterseniz, videoyu arkaya koymuşum. Videosunu izleyelim. Evet. Deval anlatıyor şimdi. Şöyle bir şey yapıyor. Yan yana iki kafeste iki kapuçin maymunu var. Bu kapuçin maymunlarına jeton diyebileceğimiz granit bir taş parçası veriliyor. Ve o taş parçasını geri verirse eğer maymun, ona bir ödül veriliyor. Bir kafesteki maymuna salatalık veriliyor. Ve salatalık sevdikleri bir besin aslında. Ama başka bir kafesteki maymuna da üzüm veriliyor. Üzüm salatalığa göre daha sevdikleri ve o zaman spoiler vermeyeyim, ne olduğunu izleyenler var mı bu deneyi? O zaman işte önceki panele gelmezsem böyle. Ama yine de, yine de ben göstereceğim çünkü bu durum bence mesela bir boykotun, grevin falan öncülleriymiş gibi görünüyor benim açımdan. Video göstermiş miyim? And so if you give them grapes as a far better food, then you create inequity between them. Evet, normalde epey konuşmuş. So that's the experiment we did. Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock sonra to us. Ötekisi, and that's what she does. Taşı geri veriyor. Şimdi and she gets a grape. Üzüm veriliyor. And she eats it. The other one sees that. Birikine taş veriyor, geri verecek. She gives a rock to us görevi now, tamamladı. Gets again evet, cucumber. Al salatalığını. Bir salatalık bu diyor ve... Şimdi yazı bu duyguyu vermiyor, o yüzden göstermek. Yani işte bayağı emosyon görüyoruz galiba. She tests the rock now against the wall. Taşı versem vermesem bir tereddüt ediyor gördüğünüz gibi. Al yine salatalık sana. Şimdi burada birkaç şey görüyoruz. Tamam. Böyle devam ediyor. Birkaç tane şey görüyoruz. Yani bu maymun kapuçinler ne yapıyor diye soracak olursak. Aslında şeyin olmadığı, kontrol diyebileceğimiz şey burası. Ne kadar reddediyor işbirliği yapma. Yani taşı vermeyi ya da işte salatalığı yemeyi vesaire. Gördüğünüz gibi oldukça düşük. %5'in altında bir oranda. %95 normal koşullarda o salatalık yeniyor özetle. Ama... Bir adaletsizlik durumu olduğu zaman, yani yandaki üzümü aldığı zaman ödülü geri fırlatma oranı, ödülü kabul etmeme oranı bu. Taşı hiç almama ya da hiç vermeme oranı da bu. Yani aslında iki ayrı yerden çalışıyor diyebiliriz. Bir tarafta artık çalışmıyor olmak, bir tarafta da verilen ödülü reddediyor olmak. Yani o taşı almak ve vermek kısmında da. Dolayısıyla şurası aslında bir tür grev sayılabilir bir anlamda. Burada
Şimdi burası hani aslında çok ezbere gidersek, burasında kalırsak biraz indirgemeci bir yerde kalıyoruz. Burada mesela yemek kontrolü grubu var. Yemek kontrolü şu, yan kafeste başka bir maymun yok ama yanda üzüm var. O zaman ne oluyor diye bakıldığı zaman aynı şey olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kapuçinlerde olan şey yanda o üzümü alan birinin olmasıyla ilgili değil, sadece orada üzümün olmasıyla ilgili. Daha sonra şempanzelerle tekrarlandığı zaman bu deney, bu ilk deneyin kapuçinlerle yapılan ön çalışmanın datası, bu da şempanzelerle yapılan çalışmanın datası. Gördüğünüz gibi şempanzelerde bu durum tam kapuçinlerdeki gibi olmuyor. Sadece yan kafeste başka bir şempanze o üzümü aldığı zaman en fazla reddetme oranı gerçekleşiyor. O zaman şöyle bir yere doğru gidiyoruz. Şempanzede öyle ya da böyle o ödülü alan diğerine dair bir takım temsiller oluşmaya başlamış aslında. Yani sadece o üzümü alamıyor olmasıyla ilgili değil, o üzümü alabilen bir şempanzenin olmasıyla ilgili çok daha diğerlerinden ayrışan bir tepki veriyor. Dolayısıyla bu neye göre değişiyor dediğimizde insana geçtik hızlıca. Tamam, geçelim. Aslında çok da belki de insanda da buna dair bazı izleri görürüz. Meşhur Aşil'in öyküsü tam da böyle bir öyküdür. Yani işte Troya Savaşı'na katılacaktır Aşil ve ona ödül olarak bir kadın aslında vaat edilir. Fakat o arada işte Yunan mitolojisi, klasik, bazı tanrılar araya girer kendi hesapları nedeniyle ve işte Apollon işleri bozar ve Aşil'e düşen bir seyisi geri vermek durumunda, daha doğrusu Aşil kendisine verilmeyeceğini öğrenir, kendi ganimetinin. Bu durumda Aşil Troya Savaşı'na katılmayı reddeder. İlyada'da aslında bu Briseis'ten vazgeçmesi, çünkü Apollon talebidir o, Briseis'ten vazgeçmesi için karşılığında kat kat aşan başka ödüller vaat edilmiştir. Aşil yine reddeder. İşte 6 gemi dolusu altın, 7 tane kadın, 10 tane başka bir şey, 7 ayrı şehir falan gibi ödüller vaat edilir ve Aşil yine reddeder. Dolayısıyla burada daha az olan şeyi, ödülü reddetmek gibi bir yerden değil, bir ödülün elinden alınabilir olmasıyla ilgili kendilik temsili üzerinden çalışan bir kendiliği restore etme çalışması gibi düşünebiliriz bu durumu. Çok benzer bir öykü aslında Habil ile Kabil'in öyküsüdür. Tek tanrılı dillerin hepsinde tekrarlanır bir öykü. Aslında dünyada doğan İlk insan aslında kardeşinin katilidir ve kardeşinin katilinin olmasının sebebi Tanrı'nın onun sunağını kurban ettiği şeyi kabul etmemesidir. Ama eski ahitteki hikayede biz biliriz ki bir taraftan kabul etmiyor olması demek istediği kız kardeşiyle evlenemeyecek olması da demektir. Çünkü Adem'in çocukları kardeşleriyle evlenmek zorundalardı ve bu ciddi bir kardeş rekabetine yol açmış ve dünyada doğmuş olan ilk insanın kardeş katili olmasına neden olmuştu. Yani bu tekrarlanan bir öyküdür. Bu dağıtıcı adaletin ne kadar aslında can yakıcı olabileceğine ilişkin tekrar tekrar hatırlatılan bir öyküdür. Hatta eski ayette Kabil ölümsüzlükle lanetlenip dünya üzerinde dolaşma gibi bir lanet üzerine yıkılmıştır. Dolayısıyla da bir bakışla da aramızda dolanıyor, duruyordur bu adaletsizliğe karşı bu kadar yıkıcı tepkiler verme potansiyelimiz. Bu tabii sosyal sistemle çok yakından ilişkili. Burada bir goril görüyoruz, pangorilla. Burada da bir şempanze görüyoruz. Gorillerle şempanzelerin kendi gruplarında sosyal canlılardır. Kendi gruplarındaki sosyal sistemleri birbirlerinden farklı. Goriller despotik diyebileceğimiz bir sosyal sisteme sahip. Şempanzeler de en azından gorillere göre, böyle dikotomik düşünmeyelim bunu ama bir skala içerisinde şempanzeler gorillere göre biraz daha ejeliteryen, eşitlikçi diyebileceğimiz bir sosyal sisteme sahip.
Despotik sosyal yapı ne demek? Despotik sosyal yapı grupta bir tane alfa dominant bireyin olması demek. Genelde erkek olur. İşte burada gümüş sırttır. Ve o alfa dominant erkek birey ile sosyal hiyerarşide ikinci sırada olan arasında bir uçurum olması demek. Dolayısıyla geri kalan herkesin üç aşağı beş yukarı aynı sırada birbirine çok yakın bir pozisyonda bulunması demek. Ayrıca da grubun kendi içindeki baskınlığın, bireylerin baskınlığının pek de geçişli olmaması demek. Dolayısıyla bu gruplarda politika olmaz. Koopere olarak işte lidere muhalefet etmek olmaz vesaire olmaz. Ama daha ejeliteryan yapı demek, sosyal hiyerarşideki birinci sıradaki bireyle iki arasında çok büyük uçurumun olmaması, iki ile üçün arasında da, üç ile dördün arasında da, hatta bazen daha yatay pozisyonlarında bulunuyor olması, bunların geçişli olabiliyor olması, dolayısıyla dördüncü sıradaki bir bireyin üçe çıkabiliyor olması, işbirliği ve ittifakların önemli olması demek. İnsanın daha buraya yakın olduğunu umuyoruz. Yani buranın daha da altında tabii bonobolar var. Şimdi aslında bu paylaşım işlerinin dağıtıcı adaletin grubun sosyal yapısıyla çok yakından ilişkili bir tarafı var. Çünkü despotik yapılarda dağıtıcı adalet yok ve olmasına da gerek yok. Çünkü bir tane alfa dominant birey var ve ona meydan okuma gibi bir gelenek yok. Ama onun olmadığı yapılarda, dolayısıyla sosyal hiyerarşinin daha geçirgen olduğu, daha geçişli olduğu yapılarda, o zaman haksızlığa uğramanın başka türlü bir yükü olabiliyor diye düşünmekte yarar var. Aslında mesela kurban ritüelleri biraz da bununla ilgilidir. Yani o hikmetinden sual olunmaz bir nesne vardır orada ve o nesne o paylaşımı nasıl yapılacağını bilir. Kurban ritüellerinin daha öncüllerine baktığımız zaman hatta o kurbanın hepsi ya da bir kısmı doğrudan Tanrı'ya, yani hiç kimsenin el sürmeyeceği şekilde Tanrı'ya adanabilir. Dolayısıyla zaten hiç kimsenin Tanrı'dan fazla alma gibi bir hırsı olması hayal bile edilemez. Tabudur bu. Dolayısıyla da oradan başlayan yapı diğerlerini daha az alabilmesine, daha az alabilmeyi kabullenmesine yardımcı olur. Ayrıca da kurban ritüelleri ve sorular gelir, nasıl paylaşılacağız, öyle mi böyle mi, bunlar hakikaten parçalanır, bölünür, tartılır, biçilir ve bir şekilde aslında ritüelist biraz obsesif diyebileceğimiz bir şekilde paylaştırılmış olur. Dolayısıyla Tanrı imgesel anlamda, yani Tanrı'nın kendisine elbette bahsetmediğimi belirtmeme gerek var mı bilmiyorum ama Tanrı imgesi o despotik yapıda dayatan ve üzerine söz edilmeyen o alfa dominant bireyin işlevini yedekliyor diye düşünebiliriz burada. Denkleştirici kısmına gelecek olursak, orada da aslında primatlardan çıkarabileceğimiz dersler var. Burası gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir mekanizma var. İki tane kanca var ve ipler var burada ama iplerin bir yere bağlı değil, ucu boş. Ve siz bu tahta parçasının üzerine bir gıda koyduğunuzda, yani şempanze için ödül olabilecek bir şey koyduğunuzda ve bu iki ayrı kafeste olduğu zaman bu iplerin ucu, şimdi bu ödülü almak isteyen şempanze bu ipi çekecek tabii ama burada biri tutmuyorsa bu ipi, ucu boş kalacak. Dolayısıyla da ikisinin birden çekiyor olması, birinin en azından hani ipin ucundan tutuyor olması lazım kelime anlamıyla. Şunu biliyoruz aslında, mesela ipin ucundan tutan şempanze, diyelim ödül tek bir tarafa konuyorsa, yani o tahta çekildiği zaman sadece bir taraftaki şempanze alabilecek bu ödülü. Ve bu şempanze ödülü paylaşmaya gönüllü olmadığında ya da adaletsiz, çok adaletsiz biçimde paylaştığında, buradaki şempanze artık işbirliği yapmaya gönüllü olmuyor.
tutmuyor ipin ucundan. Belki küçük bir parça ödül alabilecek ama onu da reddediyor. Böylece bu haksızlık yapan diğer şempanzeyi de cezalandırmış oluyor. Hatta bir düzenek içerisinde hangi diğer şempanzeyle bu deneye girecekleri, bu kafese gireceklerini tercih etmeleri sağlandığı zaman kendileriyle işbirliği yapan o diğer şempanzeleri de tercih ediyorlar. Dolayısıyla haksızlık yapan ya da çalışan, emek veren, gösteren o diğerini gözetmeye dair küçük modüllerinde olduğundan belki bahsedebiliriz. Bir de düzeltici kısım var ama o kısım pek yok insan dışı primatlarda. Çünkü yine bir deneysel modelleme içerisinde hırsızlık yapıldı. Yani birinin malını diğerinin çaldığına ilişkin bir düzenek oluşturulduğu zaman görülüyor ki alfa dominant bireyler ortalığı ayağa kaldırıyorlar ve o çaldığı töhmet altında kalan o deneysel amaçlı töhmet altında kalan o diğer şempanzeye şey yapıyorlar, saldırıyorlar. Ama üçüncü kişilere dönük böyle bir adalet arayışı olmuyor. Üçüncü bireylere dönük. Yani alfa dominant bireye A diyelim, B bireyinin, C bireyinin bir malını ya da gıdasını çaldığını görmüş olsa da bir şempanze, bu C bireyinin uğradığı haksızlığa dair herhangi bir eyleme geçmiyor. Çünkü bu özgeci, altruistik bir cezalandırma. İşte kendisi de bir şey yapacak, bir belki fiziksel bir şiddetin içine girecek vesaire ve kendini doğrudan ilgilendiren bir durum olmadığı zaman insan dışı canlılarda buna pek rastlamıyoruz. Daha doğrusu primatlarda rastlamıyoruz diyebiliriz elbette. Mesela işte karıncalarda falan bol miktarda rastlıyoruz, o başka. Bir zihinlilik içinden olmuyor diyebiliriz belki. Çünkü insan biraz karmaşık bir canlı malumunuz. Hani nasıl karmaşık olabileceğine dair bir küçük bir örnek vereceğim. Bu konuyla ilgili elbette çok çalışma var. Bu benim sevdiğim, o yüzden torpil yaparak buraya koyduğum çalışmalardan bir tanesi. Transkranyal manyetik stimülasyon denen bir yöntem var. Şu demek, beynin dışında oluşturulan bir beynin dışındaki bir bobin ile beynin içine odaklanan bir manyetik alan oluşturuluyor. Ve bu manyetik alan bir ters, bir düz, ters kutuplara çevrilerek özetle beynin bir yerini bloke etmek ya da aktive etmek gibi işlevleri olabiliyor. Beyne dokunmadan beyni bloke ya da aktive edebilen bir yöntemden bahsediyoruz yani. Ve o yer çok derinlerde olmadıkça, yüzeye yakın bir yerde oldukça spesifik bir lokasyon olabiliyor. Burada mesela sağ temporoparietal bileşkeye bu işlem uygulanmış. Yani tepe bölgesiyle şakak bölgesinin birleştiği yere diyebiliriz kabataslak sağ tarafta. Şimdi buraya bir de nasıl bir paradigma içinden yapılmış onu da anlatayım. Şöyle bir vinyet, şöyle bir öykü anlatılıyor katılımcılara. Grace'e arkadaşı ziyarete geldi. Kahve içer misin? Elbette içerim. Kahvesini koydu. Bir şeker istiyor musun? Olur istiyorum dedi. Grace bir kutudan beyaz bir tozu kahvesine kattı arkadaşının ve verdi. Şimdi ikili matrikste 4 senaryosu var bu vinyetin. Bir tanesinde Grace o kutudakinin şeker olduğunu düşündü, arkadaşına verdi ve hakikaten şekerdi ve dolayısıyla da sorun çıkmadı. Bir diğer varyasyonda Grace o kutuda şeker olduğunu düşündü ama meğer zehir varmış, arkadaşına verdi, arkadaşı öldü ya da zarar gördü. Bir başka varyasyonda Grace o kutuda zehir olduğunu düşündü ama şeker varmış, arkadaşına verdi, bir şey olmadı. Diğer varyasyonda da zehir olduğunu düşündü, zehir varmış hakikaten, arkadaşına verdi, arkadaşı öldü. 4 kombinasyonu var bunun. Şimdi bu sağ temporoparietal bölgeye kranyal manyetik stimülasyon ile o sağ temporoparietal bölge bloke edildiği zaman insanların Grace arkadaşına zehir zannederek tozu kattı da şeker çıktı
bu durum sizce ne kadar kabul edilemez sorusuna verdikleri yanıtlar değişiyor. Ne oluyor? Birazcık bir şey olmaz ya, sonuçta ölmemiş demeye başlıyorlar. Şurada negatif belief, neutral outcome kısmında. Yani aslında orada bir suç işlemeye bir ne tahammüden mi deniyor? Ben işte oraları şey yapamıyorum ama teşebbüs var yani. teşebbüs var ama teşebbüs unsuru burada biraz yok saymaya bir meyil oluşturuyor sağ temporoparietal bölgeye transkranial manyetik stimülasyon. Şimdi sağ temporoparietal bölge diye niye tekrar ediyorum? Çünkü zihin kuramı işlevlerinde de çok önemli olan bir bölgedir. Yani insanın bir diğerinin zihninden geçenleri anlamasına yardımcı olan, ben şimdi salona baktığım zaman işte ilginizi çekiyor mu, sıkılıyor musunuz, kafanız mı karıştı, anlamıyor musunuz, orayı daha mı merak ettiniz vesaireyi anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum ya da anlayamıyorum ama anlamaya gayret ediyorum. Bu işlevi, yani bir diğerinin zihninden nelerin geçiyor olabileceğine dair çıkarsama yapma işlevin için çok önemli bir bölgeden bahsediyoruz. Ve insanın da bu konuda aslında epey gelişkin yetenekleri olduğunu da söyleyebiliriz. Toparladım, bitti zaten. Dolayısıyla bu insanın yani ileri derecede karmaşıklaşan sosyal yapısı içerisinde aslında başka yetenekler edindiğini ve bu başka yeteneklerin artık ahlaki yargılamanın önemli bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bir de yine dayanamayarak şeyi son slide'ıma dayanamayarak diyorum ama şeyi de söylemek istiyorum, şunu da belirtmek istiyorum. Yani aslında kültürün etkisini burada konuşmadan pas geçemeyiz. Şimdi evrimsel açıdan evrimsel silahlanma yarışı, evolutionary arms race denen bir fenomen vardır. Zürafalar ve akasya ağaçları arasında net olarak görürüz. O yüzden ondan bahsetmesi çok daha kolaydır. Akasya ağaçları ile zürafalar arasında garip bir ilişki var. Çünkü tek doğal predatörü akasya ağaçlarının zürafalar ve zürafaların da başlıca besin maddesi akasya ağaçları. Dolayısıyla birindeki değişiklik ötekisindeki değişiklik de birikini çok yakından etkiliyor. Ve bu iki tür yıllar içerisinde, kuşaklar içerisinde hakikaten birbirlerine göre çok garip bir şekilde evrimleşmişler. Sonucu ne olmuş? Gördüğünüz şey olmuş işte. Akasya ağaçları alttaki yaprakları yene yene yukarıdan dal veren soylar vermeye başlamışlar. Zürafalar da aslında bir antilop türü diyebileceğimiz bir canlı iken boynu biraz daha uzun olanlar sağ kalınca onların da boyunları biraz daha uzun olan çocukları devam etmiş. Ve bu çılgınlık böyle devam etmiş. Bildiğimiz anlamdaki silahlanma yarışı gibi çılgınca bir noktaya kadar gidebiliyor. Yani bir zürafanın kalbi benim bedenimin yarısı kadar falan. Çünkü hidrofor gibi buraya kan pompalaması gerekiyor. Şimdi memetik açıdan, yani bu genetik evrimi kısmı. Memetik de şu demek, kültürün işte kültürü de genetik perspektiften ele alabilir miyiz diye biraz yapı bozuncu ve çarpık diyebileceğimiz bir taraftan bir perspektif ama perspektiftir sonuçta. Aslında bir davranışı belirleyen genetik unsurlar olabilir. Evet, mesela bir yere zamanında varıyor olmak ya da değişiklikten çok hoşlanmıyor olmak gibi. Ama kültürel öğrenilmiş çok fazla unsur da olabilir. O zaman ve bunlar aktarılabilir vertikal olarak kuşaktan kuşağa ya da horizontal olarak bir kuşağın içinde. Ve biz bunları memetik diye inceleyebilir miyiz acaba? Bu perspektiften bitiriyorum. Bu perspektiften şeyi söyleyeyim size. Bir selamlaşma biçimi memetik bir öğe olabilir ama kendi içinde çok karmaşık yapı oluşturan bir duruma memplex demenin, yani kompleks olmasından ötürü memplex demenin daha faydalı olabileceği düşünülüyor ve hukukta aslında bir memplex olarak kabul ediliyor ve burada şöyle bir silahlanma yarışı olabilir gibi geliyor benim aklıma. Aslında hukuk sisteminin daha kabul edilebilir, daha meşru olması, suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur ilkesi bu konuda yardımcı olmuş olabilir herhalde diye düşünüyorum.
Ama bu mesela suçu inkar etme gibi bir durumu da ortaya çıkardı diğer tarafta. Ve bununla ilgili aslında etkin pişmanlık ve itirafın ceza indirimine yardımcı olması gibi hukuk sistemi başka bir, bu sefer zürafa başka bir şey yapınca, işte kriminal tarafta bu sefer omerta gibi işte öpücükle mühürlenen ve birini ispiyonlamanın kabul edilemez olduğu bir şey oluşturdu. Hukuk sistemi bu sefer tanık koruma yaptı ve başka bir şey ekledi ve işte şimdi kriminal taraftan başka bir şey bekliyoruz gibi bir takım durumlardan bahsedebiliriz belki. Dolayısıyla birbiri içerisinde çok fazla ve birbirinden hani farklı zeminlerden ilerleyen çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz adalet dediğimizde diye o vurguyla tamamlamış olayım. Teşekkür ederim. Sayın Küçük Parlak'a çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımız Sayın Profesör Ozan Erözden'i konuşmacı olarak davet etmek istiyoruz. Konuşmasının başlığı Kurallı Toplumsal Düzen ve Evrimsel Adaptasyon. Evet, merhabalar. Benim slaytlarım İngilizce, konuşmamı Türkçe yapacağım. Aslında şöyle başlayayım, bu sunumun daha ilkel bir halini, evrimleşmemiş bir halini bundan yaklaşık bir 10 yıl önce Bakırköy'de Ejder ve İlker hocaların huzurunda yapmıştım. Bakalım ne kadar evrimleşmişim, onlar kararsın. Şimdi evrimsel açıdan toplum düzeni anlaşılabilir mi gibisinden bir soruyu aslında ele almayı düşünüyorum. İnsan neden toplum halinde yaşayan bir canlıdır? Veyahut da insan toplumlarının kaynağında ne vardır sorusu siyaset felsefesinde, hukuk felsefesinde sıklıkla sorulan ve buna verilen yanıtlar üzerinden üretilen teorilerle belli hukuk düzenleri, siyasi düzenler vesaire geliştirilen bir sorudur aslında. Yani işte ne bileyim, insanın toplumsal bir canlı olması tanrısal iradeden kaynaklanır derseniz, kuralların temelini tanrıya dayandırırsınız vesaire, onun üzerinden bir hukuk düzeni ve siyasi düzen tarif edersiniz. İnsan toplumlarının temelinde insan mantığı, insanın akıllı bir canlı olması olgusu yatar derseniz başka bir yere varırsınız. İşte Rousseau'nun kitabını yazmışlardan bir tanesi, toplumsal sözleşme diyoruz bu kurama. Nedir bu? İşte insan aklını kullanarak toplum halinde yaşamaya başlamış olan bir canlıdır. Daha önce toplum halinde yaşamıyordu. Bu toplumsal sözleşme kuramı bayağı yer etmiş kuramlardan bir tanesidir. Hatta öyle ki bunu tamamen bir varsayım olarak da görmek mümkün değil. Hakikaten yapılmış bir toplumsal sözleşme de var. Bu geminin içindekiler karaya çıkmadan önce şunu imzalayıp öyle bir koloni kurdular Amerika kıtasında. Mayflower Compact deniyor buna. Ama insanın toplumsal bir, yani toplumsallığın temelinde ne yatar sorusuyla siyasi hukuki düzenlerin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin üretilen bir teori arasında doğrudan doğruya bir ilişki vardır. Esas vurgulamak istediğim nokta bu. Evrim üzerinden gidersek de yine aynı ilişkiyi kurabiliriz bir yandan da. Şimdi net olarak biliyoruz ki artık insan türünün işte ataları mı diyeyim ya da o ailenin içinde yer alan canlılar, hominidler bundan yaklaşık 4 milyon yıl önce de sürüler halinde yaşıyorlardı, bir arada yaşıyorlardı. Dolayısıyla insan toplumunun kökeninde ne vardır dersek bunu evrimsel bir perspektifle açıklamamız gerekiyor. İşte burada hominidleri görüyoruz. Burada temsili bir biçimde toplumsal cinsiyete çok fazla da gözümüze sokarak eşitsizliği vurgulayan bir resimde bunun başka bir temsil edilmiş halini görüyoruz. İki ayağı üzerinde kalkmış canlılar bir arada yaşıyorlar. Bunun bulgularına sahibiz, fosil bulgular vesaire başka şeylerde. Yalnız insan toplumlarını
diğer toplumlardan, daha doğrusu toplu halde yaşayan diğer canlılardan ayıran temel bir özellik var. Bugün gözlemlediğimiz insan toplumlarını. Bugün gözlemlediğimiz insan toplumları toplumsallık halini kurallarla düzenleme gibisinden bir özelliğe sahipler. Buna hukukilik de diyebilirsiniz çok geniş anlamıyla. Yani başka toplum grup halinde yaşayan canlılardan farklı olarak insanların haklı ve meşru olduğuna inanılan bir kurallar dizgesi üzerinden toplumsallık halini düzenlemeleri gibisinden bir şeyde konuşuyoruz. Yani bir alfa birey varsa bile toplumda, o alfa birey olma durumunu bir haklılık ve kurallanma üzerinden toplumu ikna ederek var etmek durumunda. Yoksa yani şöyle vurarak olmuyor ya da İlker'in işlediği gibi bir oturma biçimiyle, şöyle geniş oturma biçimiyle olmuyor. Sadece bununla olmuyor veyahut da. dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Toplum dediğimiz şey, insan toplumu dediğimiz şey aslında kurallarla düzenlenmiş sürüdür. Ve bu noktada şu soruyu sormak bana makul gibi geliyor. Sürüden topluma neden geçildi? Ne oldu da sürü halinde var olurken insanlar toplum halinde var olmaya başladılar? Kurallanma gibisinden bir sosyalleşmeyi geliştirdiler ve bunu acaba evrimsel perspektifle açıklamamız mümkün olabilir mi? Evrimsel açıdan bunun bir açıklaması olabilir mi? Neden burada evrimi devreye sokabiliriz? Bir kere her şeyden önce şunu gözlemliyoruz. İnsan toplumlarının bilinen, mevcut ya da geçmişte var olup şimdi artık var olmayan her biçimine baktığımızda kurallanma halini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir insan türünün evrensel bir özelliğidir diyoruz. Eğer türün bütün üyelerinde görülüyorsa, bütün hiçbir sosyalleşme biçimi yok ki insan türü açısından, kurallanmayı içermesin. Ve dolayısıyla evrensel bir olgu ve bunu bilinebilen ilk insan toplumuna kadar geri götürebiliyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda kadim bir özellik. Bir özellik bir türde hem evrenselse hem de kadimse, o zaman bunu açıklamak için evrim kuramına başvurmamız gerekiyor. Yani ya bu özellik, evrensel ve kadim özellik, çok kolay bir sosyal ya da bireysel öğrenme yoluyla edinebilen bir özelliktir. Hukukiliğin böyle olmadığını tahmin ediyorum. Bilmiyorum, hukuk öğrencileri farklı düşünüyor mudur? Veyahut da bir başka açıklaması vardır bunun. Bu özelliğin evrenselliği ve kadimliği bir sosyal, bir gelişimsel strateji üzerinden açıklanabilecek olandır. Burada da evrim kuramı devreye giriyor. Evet, hukukiliği içselleştirmek bireysel açıdan kolay bir iş olmadığı için bunun evrimsel bir bağlamda açıklanması gereken bir özellik olduğunu varsayabiliriz. Tabii evrim yoluyla ortaya çıkmış özelliklerin bir de adaptif olup olmadığını da ayrıca sorgulamak gibisinden bir yol daha izleyebiliriz. Evrimin ortaya çıkardığı türe özgü özelliklerden hepsinin mutlaka adaptif olması gerekmiyor. Bazıları tamamen tesadüfler yoluyla, işte tesadüfi genetik mutasyonlar yoluyla ortaya çıkmış olabilir veyahut da adaptif özelliklerin yan ürünleri olarak ortaya çıkmış olabilir. Bir özelliğin adaptif olarak kabul edilebilmesi için bunun doğal seçilim çerçevesinde bir anlam taşıması gerekiyor. Yani türün değişen çevre koşullarına uyum sağlama bağlamında bir
nasıl diyeyim, varlığını devam ettirmesi açısından bir avantaj sağlaması ona gerekiyor. Dolayısıyla hukukilik, kurallı sosyal düzen acaba böyle bir özelliğe sahip midir diye de sorup ayrıca araştırabiliriz. Ama o zaman şeyin de yanıtını vermek gerekiyor. Eğer bu adaptif bir özellikse o zaman hangi evrim koşullarındaki adaptasyondan söz etmemiz gerekiyor? Hangi doğal seçilim ihtiyacı bu adaptasyonu tetikledi? İşte bendeniz önce kurallı düzenin evrimsel çerçevede bir adaptasyon olmasına ilişkin bir takım kanıtlar diyemeyeceğim. Kanıt lafı biraz güçlü olur ama kuvvetli belirtilerden, ya nasıl dersiniz ceza hukukunda hocam? Kuvvetli belirtilerden bahsedebiliriz. Bu belirtileri, bulguları ortaya koyduktan sonra da eğer vaktim kalırsa bu adaptasyonun ne gibi bir doğal seçilim ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmış olabileceğine ilişkin son derece spekülatif bir iki kelam edeyim. Ve umarım 20 dakikada bunları yapabilirim. Ki 20 dakikam kalmadı zaten. Peki. Hukukiliğin bir evrimsel adaptasyon olduğuna ilişkin ilk kanıt, ilk yerinde konuşmasında bahsettiği özgeci yaptırım, diğer kam yaptırımda denilen tarafsız gözlemcinin uyguladığı yaptırım diye ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Third party punishment uygulaması. Burada doğrudan doğruya bir mağdurun uygulamaya çalıştığı bir yaptırımdan söz etmiyoruz. Fakat bir üçüncü kişinin mağduriyetini tespit eden tarafsız, doğrudan doğruya hukuka aykırılıktan etkilenmeyen tarafın uyguladığı yaptırımdan söz ediyoruz. Ve bu da daha önce belirtildiği gibi insana özgü bir özellik. Diğer primatlarda mevcut değil. Ve toplumsal kurallanmanın da aslında temelinde yatan mekanizma budur denilmekte haklı olarak. Üçüncü, tarafsız gözlemcinin uyguladığı yaptırımın nörofizyolojisine bakıldığında ortaya çıkan sonuç şu, yani bunun evrimsel boyutu üzerine yapılan çalışmalarda şunu gözlemliyoruz. Doğrudan doğruya mağduriyet yaşayanın verdiği tepkilerin devreye sokulduğu beyin ağı ile tarafsız gözlemcinin uyguladığı yaptırım sırasında devreye giren beyin ağı aynı. Dolayısıyla bunun kişinin yaşadığı mağduriyetin karşılığını vermeye çalıştığı bir önceki devrenin evrim sürecinde adaptif olması şeklinde açıklandığını gözlemliyoruz. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Buna da biraz daha değineceğim ama onunla bağlantılı olarak kurala uygun muhakemeden de söz etmek gerekiyor. Bir diğer belirti, insan türünün normatif biliş ya da ben gene kurala uygun muhakeme kural odaklı muhakeme diye Türkçe'ye çevirmeye çalıştığım bir düşünsel yapı. Bunun işte kuralı, bir önermenin kural niteliği taşıdığını anlayabilme, bunu ayırt edebilme. Yani bunu sınıfta anlatırken şey örneğini veriyorum sürekli olarak, işte adam öldürmeyeceksinle dışarıda kar yağıyorken sadece atletle dışarı çıkmayacaksın lafları arasındaki farkı anlamak gibisinden. Birinin
kural olduğunu, diğerinin ise bir en iyi halde tavsiye olduğunu anlamak gibisinden bir bilişsel yetiden söz ediyoruz. Bunun yanında bu kuralı içselleştirme ve bu kurala uyma davranışı artı diğerlerinin de kurala uyma davranışı göstermesini bekleme gibisinden boyutları var. Kural odaklı muhakemenin bu bilişsel yetilerle zenginleştiğini görüyoruz ve evrimsel psikoloji üzerinden yapılan araştırmalarda bu perspektifle yapılan araştırmalarda kural odaklı muhakeme ile emosyonlar arasında doğrudan doğruya sosyal emosyonlar arasında doğrudan doğruya ilişki bulundu. Ortaya çıkmış durumda. Ejder Hoca da bundan belli bir ölçüde bahsetti. Bir kuralı çiğneme davranışının bir emosyon yaratması, bunun olumsuz bir emosyon olması, kurala uyma davranışıyla bağlantılı olarak bir olumlu emosyon yaşanması vesaire gibisinden olgularda da karşımıza çıkıyor. Ayrıca kural odaklı muhakemenin çok erken yaşta insan bireyleri tarafından edinildiğini, 3 yaş civarında edinildiğini gözlemleyebiliyoruz. Evrensel bir özellik bu kadar erken yaşta ortaya çıkıyorsa bunun sosyal öğrenmeyle değil, daha başka bir takım kanallarla, daha nasıl diyeyim, biyolojiye, fizyolojiye yönelik açıklamalarla desteklenmesi genellikle kabul edilen bir açıklama tarzı. Bu da bir başka şeyimiz, evrimsel sürece ilişkin bir başka kanıtımız demeyeyim, belirtimiz. Bir de kural odaklı muhakemenin evrimsel açıdan başarılı bir strateji olabilmesi için gerekli olan bir özelliği daha gözlemliyoruz insan toplumlarında. Buradan ne demeye çalışıyorum? Şunu söyleyeyim. İşte özgeci davranış kalıbının evrimsel bakımdan başarılı bir strateji olabilmesine yönelik açıklamalarda birkaç kuram yan yana birlikte ele alınır. Bunlardan bir tanesi de sabah Müjde Hocam bahsetti. Karşılıklılık kuramıdır. Yani özgeci davranmayanı cezalandırma veyahut da en azından özgeci davranmayana özgeci davranmayarak karşılık verme gibisinden bir özellik gelişmezse özgeci davranışın evrimsel açıdan başarılı bir strateji olabilmesi mümkün değildir. Normatif bilişin veyahut da kural odaklı muhakemenin de evrimsel açıdan başarılı bir strateji olabilmesi için sadece kuralı çiğneyeni cezalandırma davranışının da buna eşlik etmesi yeterli olmayacaktır. Çünkü kuralı çiğneme davranışını cezalandırmak da başlı başına bir bedel içeren bir davranıştır. Ve dolayısıyla evrimsel süreçte aslında sadece bununla kalınsa ortaya çıkması gereken bana dokunmayan yılan bin yaşasın stratejisinin esas olarak başarılı olmasıdır. Fakat bana dokunmayan yılan bin yaşasının kötü bir şey olduğunu bize söyleyen bir mekanizma olursa, yani kuralı çiğneyeni cezalandırmayanın da bir sorumluluğu olduğunu eğer düşünebilirsek, o zaman kural odaklı muhakemenin evrimsel açıdan başarılı olması strateji olarak mümkün olabilecektir. Bunu da bütün insan toplumlarında gözlemliyoruz. Ya cezalandırma veyahut da kuralların uygulatılması işini bir profesyoneller grubuna veririz, biraz daha karmaşıklaşmış toplumlarda veyahut da daha basit toplumlarda bunu bir takım böyle yapılması gerekir normlarıyla destekleyerek uygularız. Yani meta punishment denilen cezalandırmayanı cezalandırmak davranışının da insan toplumlarında bir evrensel olarak görülmesi, evrimsel açıdan bu kural odaklı muhakemenin var olması koşullarından birisi olması itibariyle belirtilerden birisi. Şimdi ne kadar vaktim kaldı?
5 dakikam var mı? Peki o zaman şimdi artık uçuşa geçiyorum diyeyim. Tamamen spekülatif konuşacağım. Neden bu kural odaklı muhakeme ortaya çıkmış olabilir? Neden insan toplumları kurallar üzerinden düzenlenen hal içerir olarak gözlemleniyor? Bunu çalışma belleğinin mevcudiyeti üzerinden insanın gelecek projeksiyonu yapmaya yönelik yetileriyle bir şekilde ilişkilendirebiliriz. Buradan varacağım yer bir önceki panelin, sabah panelinin bolca tartıştığı bir konu. Ölümlülük bilinciyle türün varlığını tehlikeye sokacak derecede ciddi bir psikolojik tehdidin ortaya çıkması bağlantısı. Bu dehşet yönetimi kuramında temel kabul edilen olgulardan bir tanesi. Ama eğer insan ölümlülüğünün bilincinde olan tek canlıysa, büyük bir ihtimalle böyle, o zaman bunun türün ortadan kalkmasını yol açacak, türün devamlılığını tehdit edecek derecede ciddi bir psikolojik yıkıntı yaratma potansiyeli mevcut. Dehşet yönetimi kuramı bunun işte bir toplumsal değerler sistemine bağlılıkla aşılabileceğini ileri sürmekte. Yalnız ben de buna tamamen katılıyorum. Dehşet yönetimi kuramında yalnız bireylerin bağlı oldukları değerler sistemlerinin birbirinden tamamen farklı olabileceği öngörülmekte. Yani bir toplum düzeni bir diğerine benzemez. Bir toplumun değerler sistemi bir başka toplumun değerler sistemiyle %100 farklı olabilir önermesiyle karşılaşıyoruz burada. Fakat evrensel bir yasamız var. Bir başka evrensel insan. Hiçbir insan toplumu toplum üyeleri arasındaki cinsel ilişki düzenini kurallandırmaktan geri kalmayacaktır ve bu çerçevede toplum üyelerinin bazıları arasında da cinsel ilişki yasağı koymaktan da geri kalmayacaktır. Dolayısıyla cinsel ilişkiye yönelik kurallanma insan toplumunun toplumlarının bir evrensel ortak noktası olarak kabul edilebilir. Yapısalcı antropoloji zaten bunu toplum kurucu adım olarak değerlendiriyor. Ve eğer hakikaten ölümlülük bilinciyle kurallanma arasında bir bağlantı varsa, bunun ilk önce haram birleşme yasağını tanımlayarak aşılmaya çalışılması da mantıklı bir strateji olabilir. Çünkü haram birleşme yasağı olmaksızın alt soy, üst soy, işte gelecek kuşaklar, geçmiş kuşaklar, birliktelik, süreklilik düşünebilmek, bunu tahayyül edebilmek de pek mümkün değil gibi geliyor bana. İşte burada artık bilmiyorum, çok uçtuğumun farkında olarak sözlerimi sona erdireyim. Bu bir hipotez denilebilirse buna, test edilebilir mi? Galiba şu anda edilemez ama ben olsun ya, ortaya atmış olayım. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Profesör Erözden'e çok teşekkür ediyoruz ve son konuşmacımız Sayın Doçent Doktor Güçlü Akri'yi konuşmacı olarak davet etmek istiyorum. Konuşmasının başlığı kriminolojide pozitivist akım. Ozan Hoca uçmaktan bahsetti. Ben daha düşük irtifadan gideceğim. Öncelikle zaten bir slide sunumum yok. Biraz karayolu taşımacılığı olacak benimki. Kusura bakmayın. Kriminolojide pozitivist akımdan ben söz edeceğim. Aslında günümüz ceza hukukunda ve kriminolojiye baktığınızda cezalandırmanın esasını açıklayan iki temel okul var. İki temel teori var. Biri klasik okuldur. Her zaman olduğu gibi bir tane mutlaka klasikler vardır. Bir de pozitivistler vardır. Aslında ayrım şuradan kaynaklanmaktadır. Çok temel bir şeyden kaynaklanır. Klasik okul der ki, aslında liberalizmin akımının da bir devamıdır.
insanın özgür iradesi vardır. İnsanın özgür iradesi olduğuna göre iyi ile kötü arasında seçim yapabilir ve kendi özgür iradesiyle seçim yapar. Zaten seçim dediğinizde şu anda seçim tartışması da var Türkiye'de. Ona da gönderme yaparak söyleyelim. Seçim dediğiniz şeyde iki kural gerekir. Bir, en az iki tane seçenek olması gerekir. İkincisi özgür irade olması gerekir. Zaten klasik okulda bunu söyler aslında. İki tane seçenek vardır önünüzde. Bir, suç işlemek. İki, suç işlememek. Suç işlerseniz ve neyin suç olduğunu bilmeniz lazım. Tabii bunun ön koşulu da budur. Onun neyin suç olduğunu bilerek bunu işlerseniz bunun cezasını da çekersiniz. Neden? Çünkü siz özgür iradeli bir birey olarak yanlış olanı seçtiniz. Yani biz ceza hukukçularının deyimiyle, gerçi bunu borçlar hukukçuları da kullanıyor, kusurlu davrandınız. Kusurlu davrandığınıza göre sizi cezalandırıyoruz. Ve eğer kusurlu davranmasaydınız, yani yanlış olanı değil de doğru olanı seçip suç işlemeseydiniz hiçbir sorun çıkmayacaktı. Peki bunun ön koşulu nedir? Birincisi, klasik okula göre madem sizin özgür bir birey olarak, özgür iradeli bir birey olarak doğru ile yanlış arasında seçim yapmanızı istiyorsak, öncelikle doğrunun ve yanlışın ne olduğunu göstermemiz lazım. Bu ne? Ceza kanunu. Ceza kanununda açık bir şekilde neyin suç olduğunu tanımlayacağız ki birey eğer bu hareketi yaparsa bunun karşılığında başına ne geleceğini bilecek. Örneğin, çok en basit örneği verelim. Binlerce, on binlerce yıldır suç olan şey birini öldürmek. Bir başkasını kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Çok basit. Eğer birini kasten, bilerek ve isteyerek öldürürseniz müebbet hapis cezasına çarptırılırsınız. Hayatınızın sonuna kadar hapishanede kalırsınız. Bu kadar basit. Yani kanun, deyim yerine ise tırnak içinde size bir seçim hakkı tanıyor. Ya kimseyi öldürmezsiniz, hayatınız boyunca özgür yaşarsınız. Ya da birisini öldürürsünüz, hayatınızın sonuna kadar hapishanede kalırsınız. Bu kadar basit. Klasik okulun bize söylediği bu. Ha, bunun yanında klasik okulun hedeflediği nokta ne? Pozitivistlerden bir başka farkı da caydırıcılık. Klasik okul taraftarları diyor ki, biz bu kanunu yazıp insanların göreceği şekilde de ortaya koyarsak, sonuçta kanunları herkesin görmesi lazım, bu caydırıcı olur. Hem bireysel anlamda caydırıcı olur, hem genel anlamda caydırıcı olur. Bireysel anlamda caydırıcılık, suç işleyen kişiye ceza uygularsınız ve o kişi der ki, klasik okulun mantığına göre, suç işlersen ben hapse giriyorum, demek ki suç işlememem lazım, caydırır. Hem de genele yönelik bir caydırıcılık da olur. Topluma dersiniz ki, ey toplum, eğer birini kasten öldürürsen, içinizden herhangi biri, bir başkasını kasten öldürürse hayatının sonuna kadar hapiste kalır. Dolayısıyla toplumda rasyonel insanlardan oluştuğu için der ki tamam suç işlemiyoruz, caydırır. Peki bunun temelinde ne var? Bunun temelinde aslında biraz önce bahsedildi, toplumsal sözleşme var. Ha, toplumsal sözleşme nedir? Toplumsal sözleşme insanların devleti oluştururken bir araya gelip hep beraber rıza gösterdikleri varsayılan soyut bir sözleşmedir. En basit şekilde açıklayacak olursak. Ve siz klasik okulun mantığına göre eğer bir suç işlerseniz aslında toplumsal sözleşmeye de aykırı davranmış olursunuz. Toplumsal sözleşmeye de aykırı davrandığınız için devletin sizi toplum adına cezalandırması gerekir. Peki bu cezanın nasıl bir ceza olması gerekir? Bu cezaların eski dönemlerde olduğu gibi, yani klasik okul öncesi dönemde olduğu gibi işkence ve keyfi cezalar olmaması gerekir. Çünkü klasik okul taraftarları der ki işkence ve keyfi cezalandırma etkisizdir. Bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu tip cezaların verilmemesi gerekir. Baştan işte kanunilik ilkesi, ceza hukukundaki kanunilik ilkesi buradan çıkar. Baştan suçu tanımlayacaksınız. Karşılığında ne ceza olması gerektiğini söyleyeceksiniz. Tabii bunun şöyle bir uzantısı da oluyor. Ceza hukuku alanına biraz girecek olursak, kanunu da, ceza kanunu da dar yorumlamanız gerekir. Bir kanun yaptık, içine de her şeyi, her hareketi soktuk gibi bir mantıkla hareket edemezsiniz. Dar bir şekilde yorumlamanız gerekir ki insanlar, çünkü hep onu düşünüyoruz, özgür iradeli insanlar kanunu görünce tamam ben bu hareketi yapmamam lazım, yaparsam cezalandırılırım diye düşünmeleri gerekir. Tabii bu klasik okulu anlatırken hep
kendisini anmadan da geçemeyeceğim, bir kez daha anacağım. İtalyan yazar Beccaria'nın bir kitabı aslında bu konuda öncülerden bir tanesidir. Tabii burada mesele kitabın kendisi değil, Beccaria'nın bunu yazdığında 26 yaşında olması. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim, 26 yaşında Suçlar ve Cezalar hakkında diye bir kitap yazmıştır kendisi. Ve halen daha, aradan 200 sene geçmiş durumda, halen daha bu kitap klasik okulun en temel kitaplarından bir tanesidir. Ve Beccaria der ki, işkence ve keyfi muamele olmaz, bunlar etkisizdir, olmaması gerekir. Kanun önünde eşitlik olması gerekir. Yani aynı suçu işleyen kişilere aynı cezayı verirsiniz. Kasten öldürmenin cezası müebbetse, kim kasten öldürme cezasını işlerse işlesin ona müebbet hapis cezasını verirsiniz. Hırsızlığın cezası 3 yıl hapis cezasıysa, kim hırsızlık yaparsa 3 yıl hapis cezası verirsiniz. Kanun önünde herkese eşit muamelede bulunursunuz demektedir. Ayrıca mahkemenin ve kolluk kuvvetlerinin de organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde ortaya konmasını ve bu şekilde bir cezalandırma sistemi olması gerektiğini söylemiştir Beccaria ve bütün klasik hukukçular. Peki buna karşı pozitivistler ne diyor? Pozitivistler diyorlar ki yanlış. Özgür irade diye bir şey yok. İnsanın özgür iradesi, bu ifadeyi kullanıyorlar, safsatadan ibarettir. İnsanın özgür iradesi yoktur. İnsan özgür olarak iyi ile kötü arasında seçim yapmaz. Peki ne yapacağız o zaman? Suçluları cezalandırmayacağız mı? Hayır, cezalandıracağız. Der ki pozitivistler, insanın suç işlemesinin sebebi biyolojik, psikolojik veya sosyolojik olabilir. Ama var olan dış bir sebep ya da kendi içinden de kaynaklanan ama kendi iradesinden kaynaklanmayan bir sebep insanı suç işlemeye iter der pozitivistler. Yani bu insanın temel biyolojik bir rahatsızlığı vardır. Bunun sonucunda suç işler. Hatta vücut yapısına göre suçlu analiz de çıkartmışlardır. Ondan da bahsedeceğim. Veya psikolojik bir rahatsızlığı vardır. Yine kendi elinde olmayan bir sebeple bu kişi suç işler. Ya da çevresel bir etken vardır. Bu kişi suç işler. Mesela şöyle bir parantez açayım. Türkiye'de şu anda 18 yaşından küçük bir birey, yani bir çocuk suç işlerse mahkeme kararında sanık diye geçmez. Suça sürüklenen çocuk diye geçer. Hatta SSÇ diye kısaltırlar. Neden? Çünkü çocuk aslında suç işlemez, suça sürüklenir gibi mantıktan kaynaklanıyor. Pozitivistlerin yansıması aslında. Dolayısıyla der ki pozitivistler, yani insanın kusurlu olması, özgür iradesinin olması böyle bir şey yoktur. Böyle bir sistem yok. İnsan suça sürüklenir. Peki o zaman insanları cezalandırmayacağız mı? Hayır, cezalandırmayacağız. Peki ne yapacağız? Güvenlik tedbiri uygulayacağız. Ne farkı var? Şu farkı var. Der ki pozitivistler, insan suç işleyerek toplum açısından bir tehlike yaratır. Suç işlemesi toplum açısından bir tehlikedir insana. Bir tehlikelilik durumu yaratır. Tehlikelilik tabirini kullanırlar. Bu tehlikeliliği ortadan kaldırmak için güvenlik tedbiri uygulamamız gerekir. Nedir? Örneğin bu kişiyi ıslah etmemiz, iyileştirmemiz gerekir. Kişi biyolojik ya da psikolojik bir sebepten suç işlemiştir. Dolayısıyla onu örneğin bir akıl hastanesine yerleştiririz ve tedavi ederiz. Ki toplum açısından artık bir tehlike yaratmasın. Ya da pozitivistler derler ki bu kişiyi diyelim ki iyileştirme şansımız yok. Pozitivist mantığa göre tamamen hasta bir insan. İyileştirme şansımız yok. Toplum açısından da tehlike yaratıyor. Ne yapacağız? O kişiyi toplumdan tamamen uzaklaştıracağız. Örneğin sürgün. Başka bir yere göndereceğiz. Gidecek. Çünkü bizim toplumumuz açısından tehlike yaratıyor. Ya da idam edeceğiz. Yani pozitivistler idam cezasına karşı değillerdir. İdam edilebilir. Toplum açısından bir tehlike yaratmaktadır. O kişinin ıslah edilmesi, iyileştirilmesi imkanı yoktur. Dolayısıyla toplumu korumak adına o kişiyi idam edebiliriz. Tabii pozitivistlerin mantığına göre kişinin özgür iradesi olmadığı için ve başka sebeplerden dolayı suç işlediği için suçlu doğan insanlar da vardır. Hatta böyle bir tane film de vardı. Bazı insanlar suça meyilli olarak doğarlar ve suç işlemeye diğer insanlara göre çok daha yatkındırlar. Hatta bu okulun kurucusu diyebileceğimiz Lombroso, ki aynı zamanda bir tıp doktorudur kendisi, hapishanelerde yaşayan insanlar üzerinde, onların fiziksel özellikleri üzerinde incelemeler yapmış ve hangi fiziksel özelliklere sahip kişilerin daha çok suç işleyebileceğini raporlar halinde ortaya koymaya çalışmıştır.
Örneğin Lombroso'nun görüşüne göre elmacık kemikleri çıkık olan insanlar suç işlemeye daha yatkındır. Mesela aranızda varsa kendisine dikkat edin. Elmacık kemikleri, tabii burada şöyle bir yanlışlık da var. Kendisi hapishanelerdeki kişileri incelemiş. Yani o dönemin 18. yüzyılın, 19. yüzyılın İtalya'sını ve hapishanelerde o dönemde yaşayan insanları düşündüğünüzde muhtemel, kuvvetle muhtemeldir ki fiziksel özellikleri çok da parlak olmayacak. Ama günümüzü düşündüğünüzde Lombroso'nun koyduğu ölçütlerin örneğin bankacılık suçlarını işleyen insanlara ya da borsa suçlarını işleyen insanlara çok da oturmadığını söylemek lazım. Zaten Lombroso da bu görüşünden daha sonra biraz vazgeçmiş, suçluların %40'ının doğuştan suçlu olduğunu savunmaya başlamıştır. Biraz yani fikirlerini yumuşatmak zorunda kalmıştır. Ama tabii pozitivizmin şöyle bir etkisi olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında dünyanın başına musallat olan baskıcı rejimler için çok güzel bir temel sağlamıştır. Çünkü bazı insanlar doğuştan suçludur, suçlu doğarlar dediğinizde ve bunu belli bir etnik, dinsel, milli gruba uyguladığınızda o grubu tamamen dışarıda bırakmak, tamamen onları damgalamak ve toplumdan ayrıştırmak için elinize harika bir koz geçmiş olur ki maalesef tarihte bunun örnekleri de çok sayıda vardır. Hatta ve hatta hep derste verdiğim bir örnektir. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Bugün de bunun bir örneği var. Örneğin sarı saçlı, mavi gözlü, 1.85 boyunda bir insansınız. Cebinizde bir pasaportla bir Avrupa ülkesine gidiyorsunuz. Birinci önerme. İkinci önerme, 1.60 boyundasınız. Esmersiniz, kilolusunuz, kıvırcık saçlısınız. Simsiyah gözleriniz var. Ve uzunca Kur'an'dan alınmış bir isminiz var. Ve aynı pasaportla siz de bir Avrupa ülkesine gidiyorsunuz veya batıdaki herhangi bir ülke. Göreceğiniz muamele aynı mı? Hayır, değil. Kesinlikle değil. Sadece tipinizden dolayı. İkiniz de aynı pasaportu taşıyor olabilirsiniz ama tipinizden dolayı, fiziksel özelliklerinizden dolayı göreceğiniz muamele, hatta daha vize sürecinde göreceğiniz muamele muhtemelen birbirinden çok farklı olacaktır. Yani pozitivistler ölmedi, ruhumuzda yaşamaya devam ediyorlar. Tabii pozitivistler özgür iradeyi kabul etmedikleri için caydırıcılık diye de bir şey yoktur pozitivistler için. Zaten özgür irade yok. Neyi caydıracağız? Peki ne olması gerekir? Derler ki her suçlu diğerinden farklıdır. Klasik okulun yaptığı gibi suça odaklanmazlar. İşte suç tanımlansın, cezası tam. Böyle bir dertleri yok pozitivistlerin. Suçluya odaklanırlar. Her suçlu birbirinden farklıdır. Yani her hırsızlık suçunu işleyen kişiye 3 yıl hapis cezası veremezsiniz der pozitivistler. Hepsi birbirinden farklıdır. Her kasten öldürme suçunu işleyen kişiye müebbet hapis cezası veremezsiniz. Birbirinden farklıdır. Hepsinin tek tek ayrı ayrı incelenmesi ve hepsinin kendi özelliklerine uygun, işte fiziksel, psikolojik özelliklerine uygun bir güvenlik tedbirinin uygulanması gerekir derler. Yani bazı insan için belki 2 sene akıl hastanesinde kalması uygundur ki pozitivistler böyle 2 sene akıl hastanesinde kalmak falan demezler. İyileşene kadar akıl hastanesinde kalsın. 2 sene, 5 sene, 17 sene. Bazısı içinse demin de söylediğim gibi sürgün edilmesi, bazısı içinse idam edilmesi gerekir. Bu tamamen o kişinin özelliklerine göre mahkemesi tarafından, yargılayan hakim tarafından takdir edilecektir derler pozitivistler. Dediğim gibi toplum açısından yaratılan tehlikeliliği dikkate alırlar. Tabii pozitivistlerin diğer kurucu isimlerinden biri olan Ferri, kendisi Lombroso'nun öğrencisidir. Şöyle bir ayrım yapmıştır tehlikelilik bakımından ki aslında bugün de onun yansımasını birçok yerde görüyoruz. Anlatınca daha net kafanızda canlanacak. Cezai tehlikelilik ve sosyal tehlikelilik. Cezai tehlikelilikte kişi yaptığı bir eylemle toplum açısından açık bir tehlike yaratmıştır. Dolayısıyla ona adli makamlar tarafından bir güvenlik tedbirinin uygulanması gerekir. Hani klasik pozitivizmin temel teorisi. Diğer tehlikelilik, sosyal tehlikelilikte ise kişinin aslında çok açık bir eylemi yoktur. Toplum açısından tehlike yaratan açık bir eylemi yoktur. Ama bu kişi toplum açısından şu veya bu sebepten tehlike yaratabilir. Der ki Ferri, bu da sosyal tehlikeliliktir. Bu konuyu bu kişiyle de adli makamlar değil, polis ilgilenir. Kolluk makamları ilgilenir der. Dolayısıyla cezai tehlikelilik ve sosyal tehlikelilik açısından ikili bir ayrım ileri sürmüştür
Ferri. Bugün de birçok bunun yansımasını çeşitli şekillerde görüyoruz. Bugün günümüzde ceza hukukuna baktığımızda aslında daha çok klasik okulun temel alındığını görüyoruz. Hani kusurluluk esası vardır. Kişinin cezalandırılması için kusurlu olması gerekir. Özgür iradesi vardır. Ama pozitivizmin de çok fazla etkisini görüyoruz bugün klasik ceza hukukunda. Neden? Çünkü klasik okul özgür iradeye sahip olmayan insanlara ceza veremez. Çocuklar ve akıl hastaları klasik okula göre cezalandırılmaz. Peki ne yapacağız? İşte burada pozitivistler yardıma geliyor. Onlara güvenlik tedbiri uygulayacağız. Bugünkü kanunumuzda da var. Bir akıl hastası suç işlediği zaman o kişiye ceza verilmez. Toplum açısından yarattığı tehlikelilik hali, kanundaki ibarede budur. Tehlikelilik hali ortadan kalkıncaya kadar akıl hastanesinde kalır. Alın size pozitivistlerden çok açık bir yansıma. Veya ceza kanununda birçok suça baktığınızda suçun cezasının kesin olarak yazmadığını görürsünüz. Yani hırsızlık suçunu örnek verdim. Hırsızlık suçunun cezası 3 yıldır yazmaz kanunda. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası diye yazar. İşte bu da pozitivistlerin etkisi. Neden? Çünkü hakim somut olaya göre ve sanığın kişisel özelliklerine göre, suçu işleme biçimine göre, çeşitli kriterlere göre o cezayı takdir edecektir. Yani hırsızlık suçunu işleyen bir kişi bir olayda 1 yıl hapis cezası alırken başka bir kişi benzer bir hırsızlık suçunda 3 yıl hapis cezası alabilir. Bu da son derece hukukidir. Bu da işte pozitivistlerin mantığı. Suçluya uydurmak, suçun cezasının bireyselleştirilmesi olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında çeşitli alternatif tedbirler de uygulanabilir. Yani hatta Türkiye'de artık çok yoğun bir şekilde var bu. Hapis cezası alan bir kişi birçok örnekte doğrudan hapishaneye gitmez, cezaevine gitmez. Erteleme vardır, hükmün açıklanmasının geri bırakılması vardır, seçenek yaptırımlara çevrilmesi vardır. Yani kamuya yararlı bir işte çalışması gibi. Bu da yine pozitivistlerin etkisidir. Çünkü dediğim gibi klasik okul taraftarları hep caydırıcılıktan bahsederken pozitivistler ıslah etmekten, iyileştirmekten bahseder. Bir kişiye cezaevine göndermeyip başka işlerde çalıştırmanız aslında iyileştirmeye yönelik bir amaçtır. Aynı şekilde günümüz cezaevlerinde mahkumların iyileştirilmesine yönelik faaliyetler de yine pozitivistlerin etkisidir. Yani mahkumlara çeşitli el becerilerinin kazandırılması, çeşitli mesleklerin öğretilmesi, çeşitli eğitimlerin olması, mesela üniversiteyi bitiren mahkumlar var bugün cezaevinde, üniversiteyi bitirebiliyorlar. Hatta yüksek lisans doktora da yapıyorlar galiba. Onun örneklerini pek bilmiyorum ama çeşitli okullarda diploma alabiliyorlar veya meslek edinebiliyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi aslında pozitivistlerin etkisidir. Dediğim gibi çok uzatmadan da sözü bağlayacak olursak, klasik okul der ki özgür iraden var, iyi ile kötü arasında seçim yapıyorsun, kötüyü seçersen ceza veririm. Dolayısıyla seçme kötüyü, caydırıcılık. Pozitivistler der ki hayır, böyle bir şey yok. Bir kişi suç işlediyse bir sebepten suça sürüklenmiştir. Onu cezalandırmamızın sebebi de toplum açısından tehlike yaratmasıdır. Toplum açısından tehlikeyi ortadan kaldırabilecek en uygun, o kişiyi ıslah edecek en uygun güvenlik tedbiri neyse, işte hastaneye göndermek mi, sürgün etmek mi, idam etmek mi, her neyse onu gerçekleştiririz derler. Ve dolayısıyla bugün de günümüzde birçok yerde, birçok alanda pozitivistlerin etkisinin halen olduğunu da görmekteyiz. Dediğim gibi çok da uzatmadan sözü burada bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ses. Daha çok İlker ve Ozan Beylere yönelik olacak sanırım. Bu üçüncü tarafların cezalandırılması konusunda iki noktaya değinmek istiyorum. Biri, insan olarak tabii muhatabımızı primatlar olarak alıyoruz. Onlar da yok. Dolayısıyla insana özgüdür diyoruz ama tesadüfen geçen gün izledim kargalarda. Bayağı üçüncü tarafların cezalandırılması var mesela. Ve İlker Bey'in hani karınca örneği organizma olarak acaba karınca tekini mi alacağız yoksa bütün koloni mi alacağız diyebiliriz ama kargalar için bu denebilecek bir şey değil. Bayağı zayıf bireylerin yemek yemesine engel olan daha güçlü bireyleri bayağı cezalandırıyorlarmış. Diğer bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey, karşıt bir görüş.
ayna hücrelerle üçüncü tarafların cezalandırılması konusunu bir şekilde bağlamak mümkün müdür sizce? Yorumunuzu isterim bu konuda. Yani çünkü direkt ayna nöronlar olmak zorunda da değil. Çünkü benzer başka yapılar da olduğunu biliyorum beyinde. Dolayısıyla burada üçüncü taraf mı, ikinci taraf mı cezalandırılan ayrılamaz bir durum doğabilir. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Aslında Ozan Hocam'ın anlattığı tam olarak ayna nöron tanımıydı. Bir adını koymadı sadece orada ayna nöronun. Çünkü zulme uğrayan bir diğerini izlerken kendi zulme uğrayınca hangi bölgeler aktive oluyorsa o bölgelerin aktive oluyor olması işte aynı bildiğiniz üzere zaten ayna nöron tanımı. Ama hepsi derlenip toplanıp benzer bir yere gidiyor zaten bu anlamda da. Evet o gözlemcinin, bağımsız gözlemcinin cezalandırıyor olması o diğerini temsil edebiliyor ve onun şapkası altından temsil edebiliyor. Onun yerine ister istemez. Şimdi böyle biraz belki hani size fazla gelebilir bu açıklama ama geri yine de bir şey yapmak istiyorum detayına. Hani empati yapmak falan deyince biliyorum ama hani böyle gayret edilen, yapılan işte çaba hadi empati yapalım gibi bir tabii ki çabası gayreti de olabilir ama aynı nöron etkinliği aslında çok gayri ihtiyari, refleksif olarak çalışan insanın kontrol edemediği. O yüzden ne bileyim slaytlardan birinde işte zarar görmekte olan, zulmedilmekte olan bir çocuk resmi görseniz kendinizi kontrol edemeyeceğiniz bir şekilde kötü hissedecektiniz kendinizi. Dolayısıyla o çok daha kuvvetli ve irade dışı çalışan bir yapı olduğundan bahsedebiliriz herhalde. Küçük bir şey yapayım ben, böyle hepsini dinleyince güzel oldu benim açımdan da, bir bütünlüğü oluştu. Burada hakikaten benim bıraktığım yerde orasıydı sunumu. İnsanın kendini temsil, yani sembolik bir canlı olmaya başlaması işi ayrıştıran bir nokta. Yani oraya gelene kadar kademeli olarak adalet duygusuyla ilgili bir takım yapılar gelişmiş olsa da görünüyor ki, kendini temsil ediyor olması ve ardından ölümünü de tabii temsil edebiliyor olması artık o kendilik imgesine dair bir yerden adaleti aramak veya adaleti sağlamak, adaleti koruyor olmak, kuralları koruyor olmak gibi çok kuvvetli bir etki bırakmış gibi görünüyor. Kargalarla ilgili şeyden haberim yoktu, ben de bakarım ona. Evet, katkılarınız için çok teşekkürler. Kargaları ben de bilmiyordum açıkçası. Bakmak gerekiyor demek ki. Aynı nöronları da o bağlam içine yerleştirmeyi tamamen unutmuştum. Hatırlattığınız için teşekkürler. Burada aynı nöronları ele alacaksak iki şey var. Bir, tanıklık anlamında. Yani insanın gözlemci değil de travmaya tanıklık anlamında. Ama travmaya tanıklık ederken de sizin tanıklık davranışınızı belirleyen başka tanıklar. Herkesin sustuğu yerde susmaya meyliniz artıyor bazen. Ama belli bir grubunsa ses çıkarmaya meyli artıyor. Gene adaletle ilgili, kurallara uymayla da ilgili belirleyici olanlardan biri aslında grubun kuralı ne kadar uydu. Yani herkesin sustuğu bir yerde sizin bu yanlıştır deme olasılığınız düşüyor. O yüzden ayna nöronu sadece olarak görmeyelim. Bir başka insanın yanımızdakiyle karşı karşıya kaldığımız değil, grubun bir çoğunluğun yapmaya meylettiği davranışın kendisi de aslında belki ileride araştıracağımız, günümüzde çok ihmal edilen gruba ait normları beyinde canlandıran bir takım ayna nöron sistemleri ile ilgili. Bu genelde ihmal ediliyor. Biz hep bir birey-birey ilişkisi üzerine odaklanıyoruz. Ancak bilelim ki grup belirleyici. Hani çok indirgemeci olmayalım burada. Grup çok rasyonel düşünürse de ki
umut ederiz, daha rasyonel düşünen bir gruba doğru gideriz. Biz de rasyonel düşünürüz ama çok rasyonel düşünen toplumlar bazen bir çocuk ölümüne son derece sessiz kalabiliyorlar. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Mikrofonu alabilir miyiz? Arkanızda. Geliyor mu sesim? Evet. Tamam. Teşekkürler. Ben Ozan Hocam'la Güçlü Hocam'a yöneltmek istiyorum sorumu. Ozan Hocam'la felsefe derslerinde aslında bahsetmiştik, şu an davanın tam ismini hatırlamıyorum. Bir davada yurt dışında neuroscientific evidence, hani dediğimiz o neuroscientific delillerin kullanılmaya başlanması, hani acaba daha çok pozitivistlerin görüşlerinde bir Peki. Şimdi dünkü konuşmalardan da biliyoruz, birçok davada artık özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde nörobilim yöntemleriyle elde edilen bir takım tırnak içinde delil demek bunlara tam olarak doğru değil, bunları mahkeme delil olarak kabul etmiyor ama karar vermede bir yön gösterici olarak kullanabiliyor. Bunların yalnız bu şekilde kullanılıyor olması halen ciddi tartışmalara yol açan bir şey. Şöyle ki, yani bunun örnekleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir kişinin elektroansefalogram kayıtları üzerinden onun cezası idam cezasından ömür boyu hapis cezasına indirilebiliyor ya da bir başkası aynı şeyi talep edebiliyor, kabul ediliyor, edilmiyor, ayrı soru. Fakat burada şöyle bir şeyimiz var şimdi. Elde bir kişiye ait bir beyin görüntüleme diyelim resmi var. Ve bir de bir popülasyonda bu beyin görüntüleme resmine sahip olanların yüzde şu kadarı şöyle davranmaya eğilimlidir diye bir kuram var. Ceza hukukunda yapmanız gereken şey bireysel ceza sorumluluğunu tespit etmek. Yani o anda mahkemenin önünde sanık olarak yargılanan kişinin o davranışı gerçekten işte hukuken kabul edilebilir sorumluluk koşulları altında yerine getirip getirmediğini tespit etmek. Nörobilim yöntemleri üzerinden giden kuram böyle bir şey söylemiyor o kişiye ilişkin olarak. O çok genel bir şey söylüyor. Böyle böyle bir şeyler varsa şu kadar olasılıkla böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla bunun kullanılıyor olması bence doğru bir şey değil hala. O yüzden şu aşamada en azından bir yere gidildiğini düşünmüyorum ben. Aslında ben de Ozan Hoca ile benzer şekilde düşünüyorum. Zaten bu konuda biraz daha tutucu olduğumu itiraf etmek zorundayım. Bu tip belirtilerin, delillerin tam olarak özellikle ceza hukukunda kullanılmasının çok daha ciddi bir altyapı gerektirdiğini ve tecrübe gerektirdiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, bir kasten öldürme davasında bu delile dayanarak bir kişiye müebbet hapis cezası vereceksiniz. 28 yıl yatacak bizim sistemimize göre. Amerika'ya göre idam edilecek. Ya da hayatta başarılar deyip mahkeme salonundan göndereceksiniz. Yani bu çok ciddi bir karar, bu çok ağır bir karar. Dolayısıyla böyle bir kararı dayandıracağınız delilin, belirtinin de son derece güvenilir olması lazım. Yani şu özelliklere sahip insanlar %80 böyle davranırlar, bizim alanımız için yeterli değil.
benzer bir problemi şu anda elektronik delillerde de yaşıyoruz. Sonuçta dünya son 15-20 yıldır tamamen e-dünya haline geldi. Ama elektronik delillerin ceza hukukunda kullanılması birçok davada sorun yaratıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Hem elektronik delillerin birçok alanda çok güvenilir olmamasından kaynaklanıyor. Hem de hukukçuların, uygulayıcıların evet hukuku bilmesi ve fakat elektronik dünyaya pek aşina olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunun için daha çok ciddi zaman geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yani şu anda ben de hocayla aynı düşünüyorum. Şu anda ne yeri ne zamanı işin açıkçası. Evet, bir soru daha alacağım. Buyurun. Ozan Hocam'a da bir soru yönlendirmek istiyorum. Despotluktan bahsetmiştik. Şu zamana kadar bir sürü despot hükümdar geldi. Bu durumda toplumun bilinci olarak burada mevcut kuralları yok sayan bir hükümdar söz konusu olur. Örneğin Nazi örneğini belki verebiliriz. Yahudilere karşı çıkarılan yasalar. Esasen hepsi hukuki bağlamda. Teknik olarak hukuki şeyler ama içeriği mevcut algıdan çok hukuk algısından farklı. Burada despot hükümdarın etkisinin esasen hukukileşti. Yani ona inananlar tarafından hukukun hükümdarın söylediği olma durumu. Yani yazılanların dışına çıkılmasının esasen hükümdar bunu böyle söylüyorsa normal algılanabileceği durumunda hukuksuzluktan bahsedebilir miyiz? Yoksa burada hukuk algısının değişmesi mi söz konusu? Mesela hükümler dışında birisinin bunu yapması yine hukuksuz olarak kabul edilebilecekken onu benimseyen kesim tarafından hükümdarın bu şekilde söyledikten sonra böyle davranması hukuki olarak kabul ediliyor. Bunu merak ediyorum. Yani buradaki hukuki boyut esasen hukuk algısı yerle bir mi oluyor yoksa farklı bir boyuttan devam mı ediyor? Bir de şeyi sormak istiyorum. Despotizmden bahsettik. İnsanlığın tarihinden bu yana önce Tanrı dönemi, sonrasında krallar dönemi, gücünü Tanrı'dan alan bir krallar dönemi, sonrasında yine kiliseyle ya da işte dinin etkisiyle hükümdarlık süren bir süreç oldu. Burada şempanzelere benzemekten daha çok esasen gorillerin sosyal sistemine benziyor mu insan sosyal sistemi? Bunu merak ediyorum. Demokrasinin çünkü o kadar da insanlık tarihinde hüküm sürdüğünü zannetmiyorum. Son sorum şey, Güçlü Hocam'a, o da şu. Pozitivist akım ekonomik boyutta hukuka nasıl bakıyor? Mesela şunu merak ediyorum, yani eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı bir yerde, ekonomik eşitliğin olmadığı bir yerde ve eğitimin ya da hukuki olarak bilinçlenmenin esasen ekonomiyle bağlı olduğu bir yerde, ekonominin ekonomik durumu kötü olan bir toplumda suç oranının daha yüksek olmasında burada oradaki suçluya suçlu esasen suça sürüklenen çocuk belki bu şekilde de alınabilir. Bir örnek vermek gerekirse her yerde olduğu gibi tamam. Uyuşturucu ile ismi geçen belirli bölgeler olabiliyor bazı şehirlerde. Belirli bir ilçe mesela. Orada doğan bir çocuğun annesinin bu işi ya da babasının uyuşturucuyla içli dışlı bir iş yapmasında bunun illegal olduğunu o çocuğun anlama durumunda bir adaletsizlik söz konusu değil mi? Bu çocuk 18 yaşından sonra o işe başladığı zaman onu ne kadar normal bir bireyin hukukun dışında davranmış gibi ona yaklaşıp ceza verebiliriz? Bunu merak ettim. Ben başlayayım. Şimdi sorduğunuz soruya bir siyaset felsefesi, hukuk felsefesi üzerinden giderek yanıt verebilirim. Ama o zaman muhtemelen hapse girdikten sonra master doktora yapanlardan olmam ama doktora master yaptıktan sonra hapse girenlerden olabilirim. O yüzden o bölümü geçiyorum. Nöro bilimle bağlantılı bir yanıt vermeye çalışayım. Yani bence esas olan
insanda davranış ve işte bunun beyin devreleri altyapısı üzerinden çalışmalarda esas olan bence kurala uyma davranışını açıklama yönündeki çalışmalar olması gerekiyor. Yani kuralı çiğneme davranışı, evet bunun neden ortaya çıktığını belirlemek önemli, fakat esas olan, yani esas gözlemlediğimiz, büyük ölçüde gözlemlediğimiz kurala uyma davranışı. Kurala uyma davranışının nasıl ortaya çıkıyor, buna bakmak gerekiyor. O zaman da hiçbir kurala dayalı olmayan bir sistem düşünemiyoruz. Hatta şeyi bile kavramakta zorlanıyoruz. Kural bir gün böyleyken öbür gün böyle, kandırıldık şimdi böyle falan değişikliklerini bile kavramakta zorlanıyoruz. Ben aslında şey çok kısa, şu nörobilim konusu bana nasıl gözüküyor psikiyatrist gözüyle onu söyleyeyim, yani ne öneririm şeklinde. Ya şu işim nörobilim deyince iki ayrı şey canlanıyor benim kafamda. Bir tanesi şu, örneğin bir kişinin işte serotonin transporter geninin kısa ya da uzun alelinin olması ya da başka genetik yapılar ya da amigdalanın çeşitli çekirdeklerinin hangi hacimde olduğu gibi toplumda varyasyonlar halinde bulunan ve bu anlamda da genel olarak çan eğrisi şeklinde dağılan özellikler, yapısal özellikler davranışsal bir takım çıktılara neden olabilir. O davranışsal çıktılarda mesela dürtüsellik gibi hakikaten toplumda yine çan eğrisi şeklinde dağılacaktır. Hiç dürtüsel olmayanlar bir uçta, aşırı dürtüsel olanlar bir uçta ve işte arada dağılan diğer kısmı kümeler değil, bir dağılımı olacaktır toplumda bunun. Normale yakın bir dağılımı olacaktır. Şimdi bu durum ile işte beyinde frontal bölgeye bası yapan bir tümör gibi durum bana farklı durumlar diye gözüküyor. Çünkü beyinde bir hastalık var, tedavi edilebilir bir şey, dönebilir bir şey, sonradan ortaya çıkmış bir şey, kişinin adapte olma olasılığının çok az olabileceği bir şey, yapısal, hani benim durumum bu diye ona göre bir takım stratejiler geliştirmesine olanak vermeden çöküveren bir şey vesaire. Bende böyle bir şey var, bilmiyorum işinizi görür mü ama böyle bir tasnif var bende, onu söylemek istedim. İkincisi bizim yani o açıdan aslında kronolojik olarak çok da öyle olmayabilir. Çünkü avcı toplayıcı toplulukların pek çoğu günümüzde yaşayanları ya da tarihsel şeylerde öyle gösteriyor ki çok ejeliteryan topluluklar. Evet, cinsiyete dayalı bir iş paylaşımı olabiliyor ama yine de toplumun doğası gereği ejeliteryan olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Goriller ve şempanzeleri gösterdim size ama evrimsel açıdan daha yakın akrabalarımız olan bonobolar, işte primatların hippileri diye biliniyor. Çok hakikaten şey, çok ejeliteryan, sevişken vesaire falan bir primat grubu. Yani bir hikaye şeyle değişmiş olabilir. Tarım devrimi ve artı değer oluşmasıyla birlikte o gasp edilebilir bir şeylere sahip olunca insan toplumsal yapısı da o anlamda daha despotik olmaya doğru dönmüş olabilir gibi geliyor bana. Hemen iki cümleyle cevap vereyim. Bu aslında pozitivistler açısından çok büyük bir sorun yaratmıyor. Çünkü onlar kusurla ilgilenmiyorlar zaten. Hani yaptığınız eylem toplum açısından tehlike yaratıyor mu? Yaratıyor. O zaman biz de sana güvenlik tedbiri uygularız diyorlar. Ama pozitivistler aynı zamanda ondan çok bahsetmedim. Hani önleyicilik gibi amaçları da var. Mesela Lombroso'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir örnek veriyor. Bir meydanda çok fazla hırsızlık suçu işleniyorsa oraya daha fazla sokak lambası koyun. Böylece hırsızlık suçunu azaltırsınız önermesi yapıyor. Yani önleyici davranılabilir şeklinde duruyor. Asıl sorun klasik hukukçular açısından çıkıyor aslında. Çünkü bu ortamda yaşanmış ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş bir insan ya da suç işlemeyi normalleştirmişsin deyimizde bir insanı ne kadar kusurlu sayabilirsiniz? Onunla da ilgili hemen pratik bir çözüm geliştirilmiş. Kanuna şöyle bir madde koyuyorsunuz. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Ben bir hani bu sanki yanlış bir algı oluşma kaygısında dolayı bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir pedofili düşünün. Baktığınızda pedofili tanısı var, bir hastalık. O diyor ki ben çocukları gördüğüm zaman cinsel olarak uyarılıyorum. Şimdi buna yaklaşacağımız akıl hastalığı anlamında hukuki yaklaşımımız ne olacak? Şimdi bu çok tehlikeli bir yol. Gerçekten hocalarımızın da söylediği bir kişinin böyle çok nörobilimsel
dille, çok fazla her bir davranışın altyapısını açıklama diliyle doğru gidersek, ki ben sonuçta size çok da indirgemeci bir şeyden bahsettim değil mi? Hani ta bir zebra balığından bahsettik. Yani bu dille gidersek bunun sonucu çok tehlikeli bir yere doğru varırız. Burada bu dilin sonucu pedofilin yapmış olduğu eylemin kendince bir gerekçesi olduğuna doğru gider. Sonuçta insan, yani neyle açıklarsak açıklayalım. Şu an benim konuşurken elimi buraya vurmanın da bir gerekçesi var. Bunu biz hani Crick'in deyimiyle hangi nöron hücreleri arasında neden böyle bir etkileşim olduğunu ve bunun benim geçmişimdeki nereye denk düştüğünü de açıklayabiliriz. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Sonuçta ben eğer pedofil değilsem, ben herhangi bir cinsel sorunum yoksa ama benim cinsel arzum olduğunda kendimi engelleyebiliyorsam, bir pedofil de cinsel arzusu olduğunda kendini engelleyebilir. Bu başka bir şeydir. Bunu açıklama yoluna doğru gitmeyelim. Ben bunu çok tehlikeli bir şey olduğunu, şimdi hani konuşurken biz bir sürü evrimsel tanımdan bahsettik vesaireden bahsettik. Çünkü travmaya uğrayan insanların bakın söylediği en önemli kelime nedir biliyor musunuz? Şu demez bu demez der ki içimdeki iyiyi kaybettim. Sonuçta evrimsel olarak diyeceğimiz bence en önemli şey kural oluşturma ihtiyacı kadar insanın içinde bir iyi algısı vardır. En çok yaralayan iyiyi kaybettiğiniz gündür ve der ki hiçbir şey değil de neden o ikinci bombayı patlattı derler size. Bakın bu çok önemli. Havaalanı patlamasında hani acı yaşayan insan şunu söylüyor. Ben diyor ilk bomba yani ilk diyor bizi ateş etti, bombaya doğru yönlendirdi. Ya diyor bizi öldüreceksin madem. Niye bu kadar fazla öldürmek istemiyorsun? Bakın bu çok önemli bir ifadedir. Bence bizi kurtaracak olan da insanın içindeki bu algıdır. Güngören patlamasında da en çok acı veren insanlara, ya ben insanları hadi bir bomba patladı kurtarmak için gitmiştim. Neden kurtarmak için giden iyi insanları öldüren ikinci bombayı patlattınız? Bu yanında yavrusu ölen bir kadının söylediği ifade. O nedenle biz şöyle düşünelim. Yani insanın içinde bir iyi vardır. Kurmaya çalıştı hala. Göreceli iyi nedir tartışırız. Yani iyi nedir diye tabii ki burada bir panel yapmamız gerekir felsefi anlamda. Ama hala böyle bir iyi algısı varsa, biz bütün bu evrimsel, nörobilimsel verilerle ama oturalım, iyiyi konuşalım, iyi algısını konuşalım. İnsanın içinde hala böyle bir nüve vardır. İnsan kötücül bir canlı değildir. Ben yıllarca insanın saldırganlığı üzerine konuştum ama artık onun iyi bir şey, iyi bir canlı olduğuna inanıyorum. Ne zaman ki acılarla çalışmaya fazla başladığınızda acıyı oluşturan kadar onu onarmaya çalışan ve aynı zamanda o acı nedeniyle yaralanan insanlardan öğreniyoruz bunu. Ben o nedenle bu gerek hukuki yolda gerek başka yolda çok nörobilimsel kavramların içine hukuku tanımlamamak kaydıyla biz gene iyi, gene daha felsefi, daha sosyal bilimin diliyle gidelim. Çünkü her gün biz bir sürü suç işlemiş kişiye tehlikeliliği yoktur ya da tehlikeliliği vardır diye rapor veriyoruz. Bunu verirken de gene bizim yola çıkma gerekçelerimiz psikiyatristler ve nörobilimciler olarak hala o toplumdaki iyi kavramı bunu algılayıp algılamadı ve değerlendirip değerlendirmediğine göre gidiyor. Evet, söz verdim. Son soruyu alacağım sizden ama çok hızlı lütfen, zamanımızı çok açtık. Teşekkürler öncelikle. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Bir Ejder Bey'e sorum olacaktı. İlk yani sunumunuzda hani hayvanlarla ortaklık meselesinde hani hem irrasyonel veçesine odaklanırken şeyden bahsettiniz ya, haz ve korku arasında gidip gelmesi aslında. Ama insanın sadece bundan ibaret olmadığını herhalde biliyoruz değil mi? Yani sonuçta bir şekilde iyiye de var edebiliyor. Ve neyse, yani bu bir soru olmadı, sadece şey oldu. İlker Bey'e şöyle bir sorum olacaktı. Normlardan bahsettiniz ya ahlaki anlamda, ama normlar da sonuçta tarihsel ve toplumsal olarak üretilen değerler netice itibariyle. Yani benim şöyle bir itirazım var. Netice itibariyle etik ve yaşama usulü her bir tekil birey zaten hayatında bu iyiyi somutlayacak şekilde bir aradalık, insan bir aradalığı teşkil edebilecek bir noktada olsaydık zaten belki hukuka ve normlara bile ne kadar ihtiyaç duyardık ya da ihtiyaç duyabilir miydik? Bilmiyorum açıkçası. Yani çünkü ahlaki standartlardan bahsederken ahlakı belirleyen de aslında toplumun vasatı. Yani böyle bir problem var ama toplumu belirleyen de toplumdaki güç ilişkileri netice itibariyle. Yani Foucault'dan ve artık biyoiktidardan bunu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Yani netice itibariyle böyle bir itirazım olacak açıkçası. Ben şöyle bir şey diyeyim de çok kısaca. Şimdi insanın bir norm oluşturmaya eğilimi vardır.
Bütün hepsini böyle değerlendirelim. Yani bu indirgemeci dili de böyle değerlendirelim. Yani hayvan mıdır, insan mıdır diye. Bütün bunlar bir eğilim özelliğidir. Ama sonuçta insan bunun üzerine kendi zihniyle bir şey katandır. Biz örneğin bağlanmayız. Bağlanmaya eğilimimiz vardır. Birine bağlanmak ama sonuçta bir yaşantısal olarak bağlanırız. Ben norm oluşumuyla da ilgili hani itiraz açısından söyleyeceğim. Bir arkadaşımız liderin gücünden bahsetti ya. Hani sonuçta bütün insanların bir norma, o normun oluşturmasına ihtiyaç duyması Ozan Bey'in sunumundaki gibi hani bunu kural demeyelim de bir norm diyelim diye söyleyebiliriz. Ama insan elbette ki bir haz ve bir mutluluktan ibaret değildir ama kökeninde bu haz ve mutluluktan çıkılan bir yolculuk vardır diyeceğim. Hocam kusura bakmayın sözünüzü kestim. Süremizi açtığımız için ben hani itirazınızı anladım da neye itiraz olduğunu anlayamadığım için yanıt veremiyorum şu an hani sunumun neresine. Belki başka, şimdi galiba çok açtık. Ayrıca konuşalım isterseniz onu, olur mu? 15 dakikalık bir aramız olacak. Çeyrek kala gibi sizi yine burada bekliyoruz son panelimiz için. Teşekkürler.